Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bir panel düzenlemiş bulunmaktayız hepimiz. Panelistlerimiz öncelikle buradan başlayalım. Profesör Doktor Alaaddin Karaca hocamız, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Profesör Doktor Fazıl Gökçek hocamız, 9 Eylül Üniversitesi'nde Profesör Doktor. Ve Mehmet Doğan hocamız, kendisi yıllardır Türk kültürüne, medeniyetine, profesör takılıyor öyle mi yenisi? Mehmet Doğan hocamız da Türkiye Yazılı kurucu başkanlarından kendisi. Herkese hoş geldin diyorum. Fakat Mehmet Doğan hocamızla ilgili bir herhalde eşinin bir aşı problemi varmış. O yüzden o toplantıya birazdan dahil olacak. Ama Fazıl hocam herhalde burada. Alaaddin hocamı görüyorum zaten. Fazıl hocam da girdi mi acaba Gizem? Ben göremedim kendisini. Evet. Şu an katılıyor hocam. Katılıyor mu? Tamam. Evet değerli hocalarım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu sene İstiklal Marşımızın yazılışının 100. yılı. Burada İstiklal Marşı uzmanları var. Ben de edebiyat bölümünde profesörüm ama daha çok Alaaddin hocamız, Fazıl hocamız ve diğer hocalarımız da Akif ve Sefahat üzerine çok önemli çalışmalar yaptılar. Önemli görüşleri var. Fakat şunu söylemek lazım ki Türk İstiklal Marşı diğer birçok milletin marşları gibi masa başında yazılmadı. Cephede yazıldı, şehit kanlarıyla yazıldı. Ve Türk İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif bizzat cephede bulunan bir hem kalem erbabı hem de tabir uygunsa kılıç erbabı bir şahsiyet abidesi şair, toplumcu bir şair, sosyal bir şair. O yönüyle kendisini de saygıyla anıyorum ve bütün İstiklal şehitlerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Meclisimizin 100 yıl önce İstiklal Marşımızı kabul ederek bu topraklarda ebediyen bağımsız yaşamamızın ve yaşayacağımızın sembolü olan marşımızın bu sene kabul edilişinin 100. yılındayız. Bu önemli çünkü 100. yıllar daha sembolik rakamlardır ama biz her sene İstiklal Marşı'nı aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Bu sene daha bir fazla heyecan ve coşkuyla kutlayacağız yazılışını ve anacağız. Edebiyat Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak da birçok bu anlamda faaliyetimiz olacak. Bu faaliyetimiz ilk başlangıç faaliyetimiz oluyor. Daha sonra Mart ayında da bir dizi konferans ve tekil konuşmalarla Akif'i ve İstiklal Marşı'nı anacağız. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir maruzatımı daha belirtmek istiyorum. Bundan bir ay önce Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Kazakistan'da bir konuşma yapmamı söylemişlerdi. O da bugüne aynı saate denk gelmiş ve şu anda da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Türk lehçeleriyle ilgili bir konferansçı konuşmacı olarak bulunmak durumunda kaldım ve arkadaşlara da bir 5-10 dakika gecikeceğimi ve bu paneli başlatmam konusunda işin önemini onlara söyledim ve arkadaşlar da kabul ettiler. O bakımdan ben toplantıyı şimdi Alaaddin hocama bırakacağım. Alaaddin hocam hem oturum başkanlığı yapacak hem de konuşmacı olarak bulunacak. Bu program çakışmasından dolayı burada olamamaktan çok üzgünüm. Fakat toplantımızın kayıtları fakültemizin ve üniversitemizin sosyal medya kanalında, YouTube kanalında yayınlanacak. Dolayısıyla ben de konuşmamı bitirdikten sonra eğer buradaki konuşma devam ediyorsa buraya dahil olacağım.
Değilse YouTube'dan izleyerek hocalarımızın bilgilerinden, görüşlerinden istifade edeceğiz. O bakımdan Sayın Rektör Yardımcım, beni mazur görürseniz Alaaddin Hocama oturum başkanlığını bırakıp Kazakistan'a doğru Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin toplantısına gitmeme müsaade ederseniz şimdi buradan ayrılıp diğer platforma geçmek istiyorum. Hocam teşekkür ederim ve başarılar dileriz biz de. Selam söyleyin bizden de. Evet, çok teşekkür ederim hocam. O zaman ben sözü Alaaddin Hocama bırakıyorum. Hepinize katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Sayın Dekanım, Profesör Doktor Ali Akar Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Kendisinin bir toplantısı olduğu için daha önceden programlanmış, ayrılmak durumunda kalacak. Biz bugün üç arkadaşla birlikte, üç meslektaşımla birlikte bir panel yapmayı planlamış idik. Bunlardan birisi Türkiye Yazarlar Birliği kurucu başkanı Mehmet Doğan Bey idi. Ama o ani bir gelişme oldu. Mehmet Bey'in aşı randevusu tam bu saate verilmiş. Yetişebilirse yetişecek, o şekilde haber gönderdi. Katılacak, gecikmeyle katılabilecek ama bilmiyorum yetişme durumu olabilecek mi? Ankara'nın o trafiği falan belki problem olabilir. O bize İstiklal Marşı'nın kabulü üzerine bu konuda bir konuşma yapacak idi. Bu nedenle planımızda ve programımızda bir mecburi aksama oldu. Onun için özür diliyoruz hepinizden. Onun dışında ikinci davetli meslektaşım Profesör Doktor Fazıl Gökçek Bey, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Yeni Türk Edebiyatı profesörü. Bu alanda özellikle Mehmet Akif Ersoy hakkında yaptığı araştırmalarla, çok kıymetli araştırmalarla tanıdığımız bir meslektaşımız. Safahatı gayet bir kere güzel bir biçimde, tenkitli bir biçimde aynı zamanda yeniden yayına hazırladı ve Mehmet Akif Ersoy hakkında pek çok araştırmaya imza attı. O sebeple Fazıl Bey'e de araştırma ve eserlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve katılımından dolayı da çok çok memnun olduk. Üniversitemiz ve fakültemiz ve bölümümüz adına ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Eğer izni olursa Fazıl Bey ile başlamak kronolojik açıdan da daha uygun olacak. Mehmet Akif Ersoy'un Türk şiirindeki yeri nedir? Şiir anlayışı ve şiirinin hem muhtevası hem şekli itibariyle önemi nedir Mehmet Akif'in şiirinin? Bu konuda bize bilgiler arz edecek. Söz sizde Sayın Hocam, Fazıl Gökçek Bey. Teşekkür ederim hocam. Herkesi, bütün katılan hocalarımızı ve öğrencilerimden de görüyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl Mehmet Akif Ersoy yılı ya da daha doğrusu İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Esasında zaten az önce Ali Akar hocamızın da dediği gibi İstiklal Marşı'nı her yıl dönümünde zaten anıyorduk ama bu yıl daha anlamlı. Bu vesileyle Mehmet Akif'i tekrar hatırlayacağız, hatırlatacağız. Özellikle yeni nesillerin onu biraz daha yakından tanımasını sağlamaya çalışacağız. Bu toplantının da ona hizmet etmesini diliyorum. Ben Alaaddin hocamızın söylediği gibi Mehmet Akif'in şiiri ve şiirimizdeki yeri konusunda bazı şeyler söylemeye çalışacağım. Türk şiir tarihi içerisinde onun yerini tayin etmeye yönelik mütevazı bir katkıda belki bulunmaya çalışacağım.
Mehmet Akif bilindiği gibi 1873 doğumlu. Şiirle uğraşmaya, şiirle iştigal etmeye Halkalı Baytar Mektebi'ndeki öğrenciliği sırasında başladığını biliyoruz. Yani 1890'lardan daha önce. O yıllarda pek çok şiir yazdığını, defterler doldurduğunu, kendisinin bu konuya ilişkin beyanatları var. Dostlarının yine bu konuya ilişkin söyledikleri var. Çok sayıda geleneksel tarzda şiirler yazarak bir bakıma şiire hazırlandığını 1890'lara doğru ve 90'lı yıllarda biliyoruz. Bunların çoğu bugün elimizde yok. Ancak bazı örnekler var. Birkaç örnek var o yıllardan kalan. Bazı dostlarının defterlerinde falan kalmış ve bize intikal eden. Onlara bakarak bu şiirlerin aşağı yukarı ne minvalde şiirler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Geleneksel tarzda, divan şiiri tarzında, çoğu gazel, kaside tarzında yazılmış olan şiirler. Dostlarına çok sayıda manzum mektuplar yazdığını yine bu dönemde biliyoruz. Manzum söz söylemeye karşı bir yeteneği, hevesi var. Ve bunu geliştirmek için çok çalışmış o dönemde. Bunu biliyoruz. 1890'lı yılların başlarında yayınlanmış bazı yayın organlarında bazı şiirleri de var. Mektepte, Azine-i Fünun'da yine gazel tarzında yazılmış şiirleri var. Bunlar da bize bir fikir veriyor. Fakat bunları kendisi daha sonra çok da beğenmediği için şiir kitaplarını almayacak. Yine 1890'lı yılların sonuna doğru, 1898-99 yıllarında dönemin önemli yayın organlarından biri olan Resimli Gazete'de Mehmet Akif'in bu kez yeni tarzda şiirleri var. Şekil bakımından yeni. Yine dini bir hassasiyeti ifade eden, daha sonraki eğilimi konusunda bize fikir veren şiirleri var. 1898-99 yıllarında. Hatta o derginin yayın yönetmeni olan ya da dergiyi çıkaran Halil Edip'in özel bir davetiyle bu dergide yazmaya başladığını biliyoruz. Böyle bir mektup da var elimizde, Mehmet Akif'e yazılmış aleni bir mektup, kendisini gazeteye davet eden, Resimli Gazete'ye. Onun da bu davete icabet ettiği anlaşılıyor. 20 civarında irili ufaklı o gazetede, Resimli Gazete, gazete adı ama dergi esasında bir çeşit edebiyat dergisi. Orada yayınlanmış şiirleri var. İşte Kur'an'a hitap gibi, hafızıma gibi, Sadi hakkında bir şiiri var. Sonradan Safahat'ta da o Sadi ile ilgili şiirleri var biliyorsunuz. Fakat bunları da yine Mehmet Akif ikinci meşrutiyetten sonra yayınlayacağı şiir kitaplarına almayacak. Demek ki bunları da çok fazla beğenmediği anlaşılıyor. Bu şiirlerin özelliği ne? Demin dediğim gibi şekil bakımından yeni, Tanzimat döneminden sonra edebiyatımızda görülen yeni şekillerle yazılmış olan şiirler bunlar. Gazel, kaside formunda değil. ama muhteva bakımından Mehmet Akif'in daha sonraki yıllarda yazacağı şiirlere dair de bize bir ip ucu veriyor. Yönelimini göstermesi bakımından böyle bir önemi var. Bunlar Ertuğrul Düzdağ'ın hazırladığı Safahat Dışında Kalmış Şiirler bölümünde. Düzdağ Hoca'nın hazırladığı Safahat ciltlerinin Safahat Dışında Kalmış Şiirler bölümünde mevcut. Bir kısmını da bunların Resimli Gazete'den toplayarak geçmiş yıllarda ben yayınlamıştım. Onları da Düzdağ kitabına aldı, sonradan dahil etti, ilave etti. Okumak mümkündür yani. Belki benim hazırladığım bu Safahat neşrine de bir son cilt olarak bunu eklemekte yarar olabilir. Yayın evinin de böyle bir talebi var ama ben henüz karşılayamadım. Belki sonraki baskılarında ayrı bir cilt halinde bunlar yayınlanabilir. Yani bir şairin nereden geldiğini ve nereye gittiğini göstermesi bakımından elbette bunlar
önemli. Ama biz bugün Mehmet Akif dediğimizde bizim aklımıza gelen şiirler elbette onun ikinci meşrutiyetten sonra Safahat adıyla yayınladığı şiir kitaplarında yer alan şiirler. Kitaplarında diyorum çünkü Mehmet Akif'in bir tek şiir kitabı yok. Genelde biraz böyle bir algı var. Safahat adıyla bütün şiirleri tek bir kitaptaymış gibi. Bu öyle değil. İlk şiir kitabının adı Safahat. Sonra işte Süleymaniye Kürsüsü'nde, Hakk'ın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde, Hatıralar, Asım, Gölgeler şeklinde 7 ayrı şiir kitabı var. Fakat bunların hepsinin de üzerinde Safahat adını yine korumuş. Bu da anlamlı bir şey. Çünkü şiiriyle Mehmet Akif bir bakıma bizim içinde yaşadığı dönemin tarihini bir bakıma veriyor. Safalar, evreler anlamına gelen bir kelime Safahat bildiğiniz gibi. Bu adın bütün şiir kitaplarında üst başlık olarak korunması bu bakımdan anlamlıdır. Onu da belirtelim. Mehmet Akif'i biz bir ikinci meşrutiyet dönemi şairi olarak değerlendirebiliriz. Şiirleriyle edebiyat kamuoyunun gündemine girmesi, adından bütün edebiyat kamuoyunda söz ettirmeye başlaması, 1908'den sonra birbiri peşi sıra şiirlerinin kendisinin de baş yazarlığını yaptığı Sırat-ı Müstakim mecmuasında, daha sonra Sebilül Reşat adını alacak 183. sayıdan itibaren bu mecmuada yayınlanan şiirleriyle olur. Edebiyatın gündemine girmesi, adından çok yoğun bir şekilde Mehmet Akif'in edebiyat kamuoyunda söz edilmeye başlaması bu tarihten sonra. Fakat ilk şiir kitabında bunu 1911'de yayınlayacak, Safahat adıyla ilk şiir kitabını. Burada yer alan şiirlerin çok büyük bir kısmının 1900-1908 yılları arasında yazıldığını biliyoruz. Yine kendisinin verdiği bilgiler var. Öğrencilerinin, tanıdığı dostlarının verdiği bilgiler. Eşref Edip'in onun hakkında kitabı olan ve Sırat-ı Müstakim'in sahibi ve yayıncısı olan Eşref Edip'in verdiği bilgilerden. Mithat Cemal'in o güzel kitabında, Mehmet Akif hakkındaki kitabında yazdıklarından biliyoruz ki bu ilk şiir kitabında yer alan şiirlerin büyük bir kısmını, çoğunu Mehmet Akif meşrutiyetten önce yazmıştır. 1900-1908 yılları arasında. Fakat bunlar yayın dünyasına çıkmamış. Yayınlamıyor bunları. Ama Mithat Cemal, Ali Şevki Hoca'nın evinde haftada 2-3 gün toplandıklarını, devrin tanınmış şairlerinin de bazen bu toplantılarda bulunduğunu, bu toplantılarda Ali Şevki Efendi'nin hep Mehmet Akif'in şiirlerini okuttuğunu, çok beğendiğini, Akif olsun olmasın bu toplantılarda onun şiirlerini okuduğunu söylüyor. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Bu şiirler o dönemde Ali Şevki Efendi'nin evinde yayınlandı diyor. Böyle bir ifade de kullanıyor. Yayınlandı diyor. Ama dediğim gibi bu şiirlerin matbu olarak yayın hayatına çıkması 1908'den sonra Sırat-ı Müstakim dergisinde gerçekleşiyor. Bir arkadaşımızın kamer şeyi açık, mikrofonu açık. 6 çarpı logaritmi al, çıkarttım 2 tane geliyor. Gelmek zorunda. Eşittir diyoruz. Mikrofon bu, açık galiba bir arkadaşın. 6 üzeri 18 yazıyorum. Bir de 6 üzeri 20. Çıkarttım logaritmi alt tabanda 2 geliyor. Kübra Hanım kameranız açık. Mikrofonunuz açık. Kapatabilir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Evet, ne diyordum? İkinci meşrutiyetten sonra Sırat-ı Müstakim'de Akif'in şiirleri yayınlanmaya başlıyor. Ve bu şiirlerle Akif edebiyat kamuoyunun gündemine geniş ölçüde geliyor. Önceden de elbette Mehmet Akif'i bir şair olarak bilenler, tanıyanlar var. Cenap Şahabettin diyor ki, bin nisbe
mahdut bir daire-i samimiyette biliniyordu diyor meşruiyetten önce. Yani sınırlı bir edebiyat grubu içerisinde, kamuoyunda tanınıyordu diyor. Ama geniş ölçüde tanınması meşruiyetten sonra, özellikle de kitabının yayınlanmasından sonra, 1911 yılında şiir kitabı yayınlanıyor. Şimdi Mehmet Akif'in bir ikinci meşruiyet dönemi şairi sayılması gerektiğini bu yüzden söyledim. Bu döneme baktığımızda, bu dönemin şiir hayatına öne çıkan birkaç şair var. Bunlardan biri Ahmet Haşim. Sonraki yıllar boyunca tesirini hep genişleterek devam ettirecek olan, o dönemde de 1908, 9, 10, 11, 12 o yıllarda da şiirleriyle kendisinden söz ettiren, Türk şiirini temsil eden önemli isimlerden biri o. Fakat Haşim'in şiiri bildiğiniz gibi toplumsal duyarlılıklara değil de bireysel duyarlılıklara hitap eden bir şiir. Kendi benini ve kendi iç dünyasını anlatmayı seven bir şair. Dolayısıyla Mehmet Akif'le bu bakımdan hiç birbirlerine benzemiyorlar. İkinci olarak yine bir başka önemli şair bu dönemde, tabii kuşkusuz Yahya Kemal. Yahya Kemal de 1912'de Beşir Bey'in güzel tabiriyle eve döndükten sonra, 1912'de eve dönen adam, o da şiir gündemini temsil eden, şiir hayatı içerisinde adından devamlı söz edilen bir başka önemli şair. İşte bunların içinde üçüncü isim olarak Mehmet Akif saymamız gerekiyor. Yani meşrutiyet döneminde Türk şiiri deyince akla gelen üç isim bunlardır. Ve bunlar içerisinde Mehmet Akif'in şiiri sosyal duyarlılıkları dile getirmesi bakımından temayüz ediyor, öne çıkıyor. Elbette Yahya Kemal'de de sosyal duyarlılık var, tarihi duyarlılık var vesaire, ama toplumun gündelik meselelerini dile getirmek bakımından Mehmet Akif'in ayrı ve ayrıcalıklı bir yeri var bu dönemde Türk şiiri içerisinde. Birinci safahata baktığımız zaman, ilk şiir kitabına, bunu hemen zaten görüyoruz. Hatta bir çeşit böyle formül halinde ne üzerinde durduğunu ya da durmak istediğini bize Köse İmam şiirinde Mehmet Akif açıklıyor. Üç sınıf insana içim parçalanır hem ne kadar? İhtiyarlar, kadınlar, bir de çocuklar. Bunlar merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan. Yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan diyor. Başka tarz şiirleri de var elbette bu kitabında, ama çoğunun burada işte bu okuduğum dörtlükte ifade ettiği gibi yardıma muhtaç kesimlerini toplumun, onların yaşadığı acıyı, trajediyi anlatan şiirler oluşturuyor. İşte hasta şiirinde bir yatılı mektepte vereme yakalanan ve dolayısıyla da mektepten uzaklaştırmak mecburiyetinde kalınan bir çocuğun trajedisini anlatıyor. Veya Seyfi Baba şiirinde 75 yaşına gelmiş ama geçimini temin etmek için çalışmak mecburiyetinde olan, bu yüzden de hastalanan bir adamın yaşadığı durumu anlatıyor. Veya ne bileyim işte Köse İmam şiirinde hala bugün de maalesef gündemimizi işgal eden kadına şiddet meselesini ele alıyor. Kocasından şiddet gören bir kadının durumunu anlatıyor. Veya Meyhane şiirinde yine gece gündüz içen ve evini ihmal eden bir adamın ve ailesinin yaşadığı durumu anlatıyor ve benzeri böyle. Bu şiirler bu birinci kitabın dokusunu oluşturuyor. O yüzden de bu ilk şiir kitabı yayınlandığında ikinci meşrutiyet döneminin de toplumsal duyarlılıkların öne çıktığı bir dönem olduğunu edebiyatta hatırlayalım. Bunu bilelim. O yüzden Mehmet Akif'in şiir kitabı bir bakıma buna karşılık veren bir ses oluyor.
ya da bu ihtiyaca cevap veren bir ses oluyor. O yüzden de bu birinci kitap hakkında çok matbuatta yazılıp çizildiğini görüyoruz. Bunlar yeni şiirler, farklı şiirler, farklı bir duyarlılığı çok başarılı bir şekilde dile getiren, toplumsal duyarlılığı çok başarılı bir şekilde dile getiren şiirler. O yüzden de işte Fuat Köprülüsü'nden Raif Necdet'ine kadar, Ispartalı Hakkısı'ndan Mithat Cemal'ine kadar pek çok kalem bu kitap hakkında, bu kitaptaki şiirler hakkında yazılar yazıyor. Olumlu, olumsuz eleştiren yazılar da var. İşte Servet Fünun şiirinin alışkanlıklarını devam ettiren, dolayısıyla da biraz bu şiirleri ona bakarak kuru tırnak içinde bulan kalemler de, eleştirmenler de var. Mesela Fuat Köprülü biraz böyle bakıyor. Biraz Servet Fünun'un penceresinden bakıyor bu dönemde. Ama bu dönemde Mehmet Akif'i bu bakış açısıyla eleştirenlerin çoğunun da işte biri de Celal Sahir mesela. Daha sonra milli bir edebiyata doğru kaydıklarını ve yaklaştıklarını, yani Mehmet Akif'e yaklaştıklarını göreceğiz. Celal Sahir Halka Doğru mecmuasını çıkaracak ilerideki yıllarda. Halka yönelecek. İşte şey Fuat Köprülü milli edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri, o konudaki çalışmalarıyla temayüz eden, öne çıkan biri olacak. Ama şunu söyleyebiliriz, 1911'de çıkan Safahat kitabı bizim edebiyatımızda milli edebiyatın bir çeşit başlangıcı gibidir. Hani milli edebiyat diye bir dönemden söz ediyoruz ya, aslında bu biraz daha işte biraz daha sonra başlatılıyor ama ben biraz da sembolik olarak bunu birkaç yerde de yazdım, söyledim. Mehmet Akif'in Safahatı'yla, 1911'de çıkan Safahatı'yla milli edebiyatın, eğer öyle bir dönem varsa, başlatılması gerektiğinin doğru olduğunu, olacağını düşünüyorum. Sonra hemen arkasından ikinci kitap geliyor. Yani Süleymaniye Kürsüsü'nde adıyla yayınladığı uzun soluklu tek bir manzumeden, şiirden meydana gelen bir kitap bu. İkinci Meşrutiyet dönemi ile ilgili yine, ama sadece İstanbul'la ilgili değil. Birinci Safahat'taki şiirler biraz öyle. Daha çok İstanbul hayatı ile ilgili. O yüzden İnce Hanım'ın, İnce Engin hocamızın bu konuda güzel de bir yazısı vardır. Safahat'ta İstanbul'un romanı der. İstanbul'un adeta romanını yazmış gibidir Mehmet Akif. O ilk kitapta. Ama ikinci kitapta İstanbul'un dışına çıkıyor. Bütün Türk ve İslam dünyasına yayılıyor Mehmet Akif'in şiiri. Bakışı genişliyor. Bu kitapta bildiğiniz gibi Abdurreşit İbrahim adındaki Tatar gezgininin, seyyahının Alem-i İslam ve Japonya'da İntişar-ı İslamiyet diye bir kitabı var, iki ciltlik. Tam o tarihlerde yayınlanan. O kitabın içeriği ile Mehmet Akif'in ikinci kitabının, Süleymaniye Kürsüsü'nde kitabının içeriği birbirine yakındır. Yani bir bakıma Mehmet Akif'in o kitapta anlatılan dünyayı, işte şeyden Orta Asya'dan Japonya'ya kadar o dünyayı tasvir ettiğini, İslam dünyasının içinde bulunduğu geri kalmışlığı, sefaleti tasvir ettiğini söyleyebiliriz. Bunun içinde yine İstanbul'da var. İstanbul'un ikinci meşrutiyet dönemindeki halini de anlatıyor. Şimdi bir meşrutiyetin ilan edileceğine ilişkin bir beklentinin olduğu meşrutiyet öncesi, sonra da meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra olanlar. İşte ne diyor? Bir de İstanbul'a geldim ki bütün çarşı pazar naradan çalkanıyor, öyle ya, hürriyet var diyerek başlayan bir ikinci meşrutiyet dönemi İstanbul'u eleştirisi
de var bu kitapta. Geniş bir yelpazede, geniş bir bakış açısıyla Türk ve İslam dünyasının problemlerini ele alıyor Mehmet Akif, Süleymaniye Kürsü'nde kitabıyla. Ve yine edebiyatın ve şiirin gündemini oluşturan bir şair olduğunu onun görüyoruz. Yani birinci kitabıyla başlayan süreç devam ediyor. Hakkında yine dönemin matbuatında pek çok yazının yayınlandığını, kitapla ilgili tanıtma yazılarının, övgü dolu yazıların yayınlandığını görüyoruz. Mesela diyor ki bir nerede? Tallinn'de yayınlanmış bir yazıda imzasız. Edebiyat-ı Osmaniye yeni bir eser-i nefis ile ziynetlendi. Bu yeni ziynet-i milli edebinin ismi işte Safahat'tır falan diyerek Mehmet Akif'in kitabı hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. Çok yine dediğim gibi edebiyatın gündemine girdiğini bu kitapla da Mehmet Akif'in görüyoruz. Üçüncü kitap biraz arkadan geliyor. 1913 yılında yine hemen şeyin ertesinde birbiri peş sıra gördüğünüz gibi bu kitaplar yayınlanıyor. İkinci Meşrutiyet dönemini Mehmet Akif'in şiirleriyle dolduran bir şair olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Ahmet Haşim tamam ama çok az yazan bir şair Ahmet Haşim. Ve demin dediğim gibi bireysel duyarlılıklara hitap eden çok değerli muhakkak o ayrı. Yahya Kemal ise çok az yazan yine bir şair ve yayınlamayan bir şair. Şiirlerini yayınlama konusunda çok şey davranan, nekes davranan bir şair. O yüzden tamam şiirin gündeminde adından söz edilen bir isim ama Mehmet Akif kadar ne Ahmet Haşim ne de Yahya Kemal şiirleriyle o günün edebiyat gündemini dolduramıyorlar. Bu anlamda en çok şiirleriyle o günün, o günlerin ya da o dönemin beklentilerine karşılık veren şairin Mehmet Akif olduğunu söyleyebiliriz. Yani İkinci Meşrutiyet döneminde edebiyatımızın en önemli şairi kim sorusuna rahatlıkla Mehmet Akif'tir diyebiliriz diye düşünüyorum. Üçüncü kitapta Hakkın Sesleri adını taşıyor. Bu da anlamlı bir adlandırma. 10 tane şiir var toplam. Bunların 8 tanesi bir ayetin yorumu biçiminde kaleme alınmış şiirler. 2 tanesi hadislerle ilgili şiirler. 2 hadis alıyor ve o hadisleri yorumluyor. Bir tanesi de pek hazin bir Mevlid Gecesi isimli başlığı olan, ayrı başlığı olan bir şiir. Toplam 11 tane şiir var kitapta. Mehmet hocamız da geldi bu arada. Hoş geldiniz hocam. Aşınızı yaptırdınız herhalde hocam. Evet. Üçüncü kitap. Mehmet Bey de geldi. Sesini evet. Alamadık ama henüz. Bağlanıyor. Evet. Biraz sonra alırız zannediyorum. Evet. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Bu üçüncü kitap özellikle önemli. Şimdi şu bakımdan önemli. Mehmet Akif'in bir nazım olduğu. Yani dili nazmetmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştiren bir şair olduğu. Manzum hikaye yazmakta büyük bir usta olduğu. Ama lirizm bakımından zayıf olduğuna ilişkin eleştiriler gerek birinci kitaptan gerek ikinci kitabın yayınlanmasından sonra böyle eleştiriler var. Aslında üçüncü kitap buna bir çeşit cevap gibidir. Üçüncü kitaptaki şiirler Mehmet Akif'in lirizmin doruklarına çıktığı şiirlerin olduğu bir kitaptır. Üçüncü kitap. Balkan Savaşı'nın facialarını tasvir ettiği, dile getirdiği, gerçekten
böyle her okuduğumuzda bizi titreten içimizden çok lirik şiirler bunlar. Bu bize şunu da gösteriyor. Mehmet Akif'in hem toplumsal duyarlılığı bir taraftan manzum hikayeci tarzıyla hikaye ederken öte yandan bunun kalbi terennümlerini de dile getirme konusunda başarılı olabildiğini gösteriyor. Bu kitabın en herhalde önemli tarafı budur diye düşünüyorum. Balkan Savaşı facialarını, yaşadığımız o trajediyi bizim edebiyatımızda en iyi anlatan eser budur. Bu yani eserlerden biridir falan demiyorum, bakın rahatlıkla söylüyorum. En çarpıcı ve başarılı şekilde o dönemi, o yaşadığımız faciayı anlatan eserin Hakk'ın Sesleri olduğunu hiç tereddütsüz rahatlıkla söyleyebiliriz bizim edebiyatımızda. Yine hemen bir yıl sonra 1914'te Fatih Kürsüsü'nde yayınlanıyor. Fatih Kürsüsü'nde Mehmet Akif'in belki de üzerinde en çok çalıştığı eserlerinden biridir. Şiiri bir çalışma işi, bir emek işi olarak gören şairlerdendir Mehmet Akif. Bu şiir çok büyük bir planlamanın ürünüdür. Yine bir uzun soluklu manzum hikayeden meydana gelir. Birinci bölümü iki arkadaşın diyaloglarından oluşur. İkinci bölümü ise yine kürsüden bir vaizin verdiği vaaz biçiminde kurgulanmıştır. Yine burada da Türk-İslam dünyasının problemlerini, içinde bulunduğumuz meseleleri ve çözüm önerilerini Mehmet Akif'in dile getirdiğini görürüz. Yer yer burada da lirizmin doruklarına çıkar ama esasında bir manzum hikayedir bu Fatih Kürsüsü'nde. Sonra beşinci kitap biraz fasıladan sonra yine bakın ama meşrutiyet dönemindeyiz. Yani ikinci meşrutiyet döneminin içindeyiz hala. 1917'de Hatıralar adlı kitabı yayınlanıyor. Burada da Hakk'ın Sesleri'ndeki gibi dört şiir ayetlerin yorumu biçiminde kaleme alınmıştır. İki tane yine hadis yorumu biçiminde kurgulanmış şiir var. Onun dışında da yine işte El Uksur'da şiiri, Necid Çöllerinden Medine'ye ki çok önemli şiirlerinden biridir. Ve kitaba bir bakıma adını veren Berlin Hatıraları. Kitabın adı Hatıralar. Bu şiirin adı Berlin Hatıraları. Mehmet Akif'in işte teşkilatın mahsusanın verdiği görevle Almanya'ya gidişi var biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı içerisinde. O izlenimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı bir şiir, Berlin Hatıraları. Yine bir başka önemi de bizim edebiyatımız açısından Tevfik Fikret'le aralarında yaşadığı polemikle ilgili olan şiirdir bu. Fikret hakkındaki mısralar, o meşhur mısralar bu kitaptadır. Çok ayrıntılara giremiyorum zamanınızı almamak için. Biraz da galiba fazla konuştum, affedersiniz. Toparlayacağım. Son kitabı Mehmet Akif'in, son kitabı diyorum, altıncı kitabı, son değil, bir de gölgeler var. Asım, 1924'te Milli Mücadele sonrasında yayınlanan ama çoğu bölümleri Milli Mücadele içerisindeyken yazılmış, yayınlanmış, gazetede, dergide tefrika edilmiş ve 1924'te de yayınlanmıştır. Bu kitabın neşri de çok büyük yankılara yol açmıştır. Hatta bu kitap dolayısıyla Mithat Cemal evinde bir ziyafet tertip etmiştir, bir toplantı tertip etmiştir. Bu toplantıya dönemin çok böyle kalburüstü isimleri de katılmıştır, edebiyatçıları. Bunun hikayesini Beşir Bey yazdı, merak edenler için söyleyeyim. 1924 bir fotoğrafın uzun hikayesi adıyla çok güzel bir şekilde tasvir etti Beşir Ayvazoğlu. Bu kitabın yayınlanmasından sonra
dediğim gibi çok olumlu şeyler yazılmıştır ama bunların içerisinde iki tanesi bence çok önemlidir. Biri Süleyman Nazif'in kitabında yazdıkları bir Mehmet Akif adıyla bir kitabı var. Asım'ın neşrinden sonra yayınlanmıştır. Ve orada Süleyman Nazif Mehmet Akif'le ilgili gerçekten çok güzel şeyler yazmıştır. Birkaç cümle okuyacağım, izin verin lütfen. Şimdi Asım'ı okuduktan sonra Süleyman Nazif özellikle Çanakkale Şehitleri ile ilgili bölümleri zikrettikten sonra diyor ki: "Ya Rabbi, şair bu mısraları senin arş-ı ilhamından birer birer yeryüzüne indirirken ruhu kim bilir heyecandan ne kadar sarsılmış, dimağı, kalbi, asabı ne kadar yıpranmış ve ne kadar harap olmuş. Onun yazdıklarını biz yalnız okurken bu kadar titredik ve sarardık." Ne kadar etkilendiğini Süleyman Nazif'in bu kitaptan görüyorsunuz. Ama asıl önemlisi Cenab-ı Şahabettin gibi bir Servet Fünun şairi. Bakın altını çiziyorum tekrar. Bir Servet Fünun şairi. Servet Fünun duyarlılığını temsil eden bir şair Cenab-ı Şahabettin. Üstelik de Mehmet Akif'in onun hakkında geçmişte yazdığı bazı olumsuz şeyler de var. Buna rağmen diyor ki bizim yalnız asrımızın değil hatta tarihimizin en büyük destan şairi diyor. Mehmet Akif için. Asım hakkındaki daha doğrusu Safahat Mübdi'yi başlıklı yazısında. Ama bu işte Asım'ın neşrinden sonra kaleme alınmış bir yazı. Çok güzel şeyler söylüyor. Okumanızı çok hararetle tavsiye ederim. Gençler özellikle okumamışlarsa. Safahat Mübdi'yi başlıklı yazısı Cenab-ı Şahabettin'in. Bir Servet Fünun şairinin Mehmet Akif hakkında yazdıkları olarak bunu okuyun. Çok önemli bence. Besateti akıl karıştıran belagat kasırgası diyor. Benim çok sevdiğim ifadelerden biridir bu. Cenab-ı Şahabettin Akif'in şiiri için besateti yani sadeliği, basitliği akıl karıştıran bir belagat kasırgası. Gerçekten de öyle. Mehmet Akif'in şiiri çok basit gibi görünen, kolayca söylenivermiş gibi görünen ama çok büyük emek harcanarak meydana getirilmiş bir şiirdir. Emekçi şairdir Mehmet Akif. O yüzden Cenab-ı Şahabettin yine bu yazısında diyor ki bu tür eserlerin galiba bir tek sıfatı var diyor. Sehli mümteni. Sehli mümteni diyoruz ya böyle çok kolay söylenivermiş gibi görünen eserler için. Mehmet Akif işte Asım'la Gölgeler de var tabii. Orada da çok güzel şiirler var ama fazla daha zamanınızı almak istemiyorum. Sanatının zirvesine çıkıyor Mehmet Akif ve Türk şiirini o dönemde 2. Meşrutiyet döneminde hakkıyla temsil ettiğini bir bakıma Asım'la taçlandırmış oluyor. Ispatlamış oluyor. Yani 2. Meşrutiyet dönemi Türk şiiri içerisinde en önemli şair hangisidir sorusunun cevabı bence budur. Mehmet Akif'tir. 2. Meşrutiyet döneminde. Tamam Haşim de var. Evet tekrar söylüyorum. Yahya Kemal de var. Bunlar da çok önemli şairler. Bu üçü zaten bizim şiirimizi Cumhuriyet dönemine taşıyorlar. Ama Haşim'in ve Yahya Kemal'in etkileri bakımından Cumhuriyet döneminde biraz daha öne çıkacağını göreceğiz. Ama Meşrutiyet döneminde gerek etkisi bakımından gerekse o dönemin ruh halini, atmosferini tasvir etmesi bakımından en önemli şair kuşkusuz Mehmet Akif'tir. Yani konuşmamın başlığına dönecek olursam Türk şiirinde Mehmet Akif'in yeri diye düşünmüştük, kurgulamıştık. Türk şiirinde Mehmet Akif'in yeri 2. Meşrutiyet dönemidir. Tabii ki etkileriyle daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. Ama Meşrutiyet dönemi Türk şiiri deyince akla gelecek olan ilk isim Mehmet Akif'tir. İstiklal Marşı'nı da tabii daha sonra yazmış olması artık onun milli şair sıfatını tescil etmiştir.
Ben bu kadarla yetineyim. Biraz çok konuştum galiba. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sorular olursa ayrıca daha sonra konuşabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz Fazıl Bey. Gerçekten toparlayıcı, oldukça Mehmet Akif'in şiirinde 1890'lı yıllardan, ilk şiirlerinden dolayısıyla başlayarak daha sonra kronolojik bir biçimde Safahat Gölgelere kadar hem her kitap hakkında muhtevası ve şekil itibariyle bilgi verdiniz. Hem de bu kitapların edebiyat dünyasında akisleri, tabii belli başlı akislerinin altını çizdiniz. Ve bu çerçevede her eserin muhtevası ve şekliyle ilgili gayet doyurucu bilgiler aldık. Çok sağ olun. Bu arada Akif'e yönelik zaman zaman eleştiriler ki siz bahsettiniz lirizm meselesi, lirik olmadığı konusunda buna da cevap verdiniz. Ayrıca çok özellikle mesela Hakk'ın seslerinde çok çok daha fazla lirizmin yükseldiğini söylediniz. Bu arada gelmedi, bilmiyorum hocam valla. Arkadaşlar, önemli bir şey mi vardı? Söyleyeyim mi hocam? Mikrofonunuzu lütfen kapatın. Tamam hocam. Bu arada da altını çizdiğim bir cümleniz, eğer milli edebiyat diye adlandırılabilecek bir edebiyattan bahsedilebilirse asıl milli edebiyat hareketinin öncüsü Safahat kitabıyla 1911'de Akif'tir diye bunun altını çizdiğiniz önemliydi bence bu altını çizdiğiniz cümle. O bakımdan çok çok teşekkür ederiz bilgiler için. Estağfurullah. Şimdi Sayın Mehmet Doğan'la devam etmek istiyorum. Kendisi biraz gecikmeli de olsa katıldı. Evvela Mehmet Doğan Bey gerçekten Mehmet Akif Ersoy hakkında Türkiye'de onu gündemde tutan büyük çalışmalara hem de araştırmalara imza attı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucu başkanı kendisi. Bu konuda kendisinin yaptığı pek çok araştırma, makale ve kitap söz konusu var. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi'nin de kurucusu ve başkanlığını hala yönetiyor zannediyorum. Ben öyle biliyorum. Bilmiyorum değişiklik oldu mu? Ve her sene mutlaka Akif'i mezarı başında hem İstiklal Marşı hem ölümü vesilesiyle kutlayarak daima gündemde tutan bir araştırmacı yazarımız. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Ben buradan kendisinin görüntüsünü göremiyorum ama Mehmet Bey bize İstiklal Marşı'nın kabulü, safahatı ve daha sonraki akisler İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra bu konuda bir bilgi verecek. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Başka bir toplantıya katılmam lazım. Tabii. Ben de katılımcılara ve dinleyicilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendisini rahmetle anıyoruz. Devletimize, milletimize, insanlığa faydalı sonuçlar olmasını diliyorum panelimizin. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımız, biz de ilgiyle oradan takip ettiniz. Baştan beri hep bizimle beraberdiniz. Çok teşekkür ederiz ayrıca. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür, başarılar. Evet. Efendim, bütün hocalarımızı, hazırını, bizi takip edenleri saygıyla selamlıyorum. Muğla Üniversitesi'nin bu faaliyetine uzaktan da olsa katılıyoruz. Hem Fazıl hocamızı da görmüş olduk bu vesileyle. Elektronik ortamda artık görüşebiliyoruz. Eskisi gibi bir araya gelemiyoruz. 12 Mart'ta yapacağımız 5 günlük bir sempozyum var Ankara'da, Bilgi Şöleni. Birinci oturumu ancak yüz yüze yapılabiliyor.
Ondan sonraki oturumlar galiba 12 oturum falan oluyor. Onları işte elektronik ortamdan yapacağız. Dolayısıyla bugünlerin usulüne uyarak yapılan bu faaliyetlere biz de elimizden geldiği kadar, vaktimiz yettiği kadar katılıyoruz. Evet, Mehmet Akif'in bizim için önemini, değerini uzun uzun anlatmaya ihtiyaç yok. Bu zaten bilinen bir şey. Ama buna rağmen de bazı şeylerin tekrar tekrar hatırlanması, konuşulması, üzerinde konuşulması ve bir hafıza tazelemesi yapılması gerekiyor. Bunu belki bizim nesiller için çok önemsemeyebiliriz. Yani bizim bulunduğumuz nesil Mehmet Akif ile ilgili hatıraların daha canlı olduğu, onu tanıyanların hala hayatta olduğu bir dönem. Bizden sonra tabii yavaş yavaş bu hatırası olanlar çekildi. Akif ile ilgili belki biz tam da bu zamanlarda işte Mehmet Akif'i milletimize, gençliğimize hatırlatmak için bazı çalışmalar yaptık. Burada odak noktası olarak seçtiğimiz bir mekan da vardı. Bu da Taceddin Dergahı idi. Taceddin Dergahı Ankara'da, eski semtlerden Hacettepe'de. Alaaddin Bey bilir, onun bir Ankaralılığı var çünkü. Mütevazı bir Ankara evidir. Gerçi dergah denilmektedir ama Taceddin Veli Dergahı'nın, şeyhinin selamlık binasıdır, mekanıdır. İki katlı küçücük bir bina. Alt kat zaten ufak bir mutfak, kiler gibi bir yerdir. Üst katta bir oda, bir de eski tabirle sofa veya hayat dediğimiz daha geniş bir mekandan ibarettir. Bir bahçe içindedir. Bu bina neden önemlidir? Bu bina bizim için gerçekten tarihe şahitlik eden bir yapıdır. Ve Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı bu binada yazmıştır. Yani elbette ki başka mekanlarda da bazı mısralar hatırına gelmiş, kayda geçirmiş falan olabilir ama esas olarak Taceddin Dergahı'nda ikamet ettiği için gecesi, gündüzü, necliste olmadığı zamanlar veya Ankara'da olmadığı zamanlar burada geçtiği için, ki o günlerde Ankara'dadır. Şubat'ın soğuk günlerinde Ankara'dadır Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nda Taceddin Dergahı'nda iki gün içinde yazmıştır. Tabii bunun hikayesini kısaca anlatalım. Mekan burası. Mehmet Akif'in Ankara'ya gelişi, Anadolu'ya geçişi aslında bana göre maceranın başlangıcı olarak alınmalı. Milli mücadeleyi planlayanlar, tasarlayanlar belli bir fikir çerçevesi içinde strateji belirleyenler Mehmet Akif'i daha bir mücadelenin başlangıcında Büyük Millet Meclisi açılmadan önce Nisan ayı başlarında Ankara'ya davet etmeyi uygun bulmuşlardır. Yani tabii o dönemin birçok şairi, yazarı var, ünlü şahsiyeti var. Herkesin kendi hem sanat telakkileri hem fikirleri, görüşleri itibarıyla farklı yerleri var. İşte böyle bir çokluk içinden, çoklu isimler içinden birisi seçiliyor. Burada Mehmet Akif'tir. Mehmet Akif neden Ankara'ya davet ediliyor? Aslında bunun bugün biraz anlaşılması bize zor gelebilir. Çünkü biz inkılap tarihi derslerini ilkokuldan üniversite sonuna kadar okuruz, okuturlar bize. Ve zihnimizde o bilgiler kalır. Ama milli mücadele, işte o inkılap tarihi derslerinde anlatılan farklı bir
zeminde yürütülmüştür. Milli mücadelenin fikir arka planı, düşünce arka planı çok güçlü bir dini muhtevaya dayanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldiğinden itibaren Ankara'da Hakimiyet-i Milliye diye bir gazete yayınlamaya başlamıştır. Önce haftalık bir yaprak, sonra 400 sayfa neyse işte, sonra günlüğe kadar dönüşmüştür bu gazete. Bu hem önce tabii Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı bu gazete Heyeti Temsiliye'nin yayın organıdır. Daha sonra da Büyük Millet Meclisi'nin gayri resmi yayın organı olarak kabul edilebilir. İşte bu gazetede yer alan yazılar, mesela bunlar içinde Hilafet ve Alemi İslam başlıklı bir yazı var ki, bana göre milli mücadelenin stratejisini açıklayan en önemli metinlerden biridir. Bunun dışında da zaman zaman Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmaları, bazı konularla ilgili beyannameler, meclisin açılış tarzı başlı başına tabii ki bu dini muhtevayı bize açıklıyor. Ve Mehmet Akif'in davet edilmesinin sebebini de bize açıklayan budur. Mehmet Akif o kadar şair ve yazar içinde İslam şairi olduğu için Ankara'ya davet edilmiştir. Bu davet Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılmış. Ali Şükrü Bey Karakol Cemiyeti vasıtasıyla, Ali Şükrü Bey'in Karakol Cemiyeti ile alakası var. Kardeşi orada yönetici. Ali Şükrü Bey Mehmet Akif'i derginin idaresinde, idarehanesinde ziyaret etmiş. Bu daveti iletmiş. Paşa'nın buna çok önemiyet verdiği, mücadelenin manevi cephesinin kuvvetlendirilmesinde Mehmet Akif'e çok ihtiyaç olduğu, dergisine de tabii sadece Akif'i değil, aynı zamanda Sebil-ül Reşat, Sırat-ı Müstakim önemli bir yayın organıdır o zaman. Ve çok müessir, etkili hem Osmanlı ülkesinde hem Türk dünyasında, İslam dünyasında. Ve Mehmet Akif bu daveti tereddütsüz kabul etmiş. 10 Nisan'da Ali Şükrü Bey'le ve oğlu Emin'le birlikte Üsküdar'dan hareket etmişler. Arabayla, sonra atla, çeşitli yerlere göre, bazı yerler işgal altında çünkü, yürüyerek Dekoville demiryolu hattı üzerinde ve nihayet Eskişehir'den Ankara'ya da trenle gelmişlerdir. Bu 14 günlük bir yolculuk oluyor. Bugün biliyoruz ki Ankara-İstanbul arası 5 saat hızlı trenle, ama o zamanın şartlarında, işgali de göz önünde bulunduralım, 14 gün sürüyor ve 24 Nisan günü Akif, Ali Şükrü Bey ve oğlu Ankara'ya ulaşıyorlar. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa ile meclis önünde karşılaşıyorlar. İşte bu Mehmet Akif'in oraya gelişinin önemi burada da teyit ediliyor. Ve Hakimiyet-i Milliye gazetesi Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir hafta sonra 28 Nisan'da yayınlanıyor. Yani meclis açıldıktan sonra hemen ertesi gün yayınlanan bir nüsha yok. 28 Nisan nüshasında Büyük Millet Meclisi'nin açılış haberi var. Bayağı uzunca bir haber, meclis nasıl açıldı filan. Onun dışında Ahmet Fevzi Paşa'nın Ankara'ya geldiği haberi var. Birinci sayfadan, gazetenin birinci sayfasından ortada bir haber bu. Ahmet Fevzi Paşa kimdir derseniz, bilen belki çıkar diyeceğim ama bu Fevzi Çakmak'tır. Yani milli mücadelenin en önemli komutanlarından, asker şahsiyetlerinden biridir. Ve resmi olarak da milli mücadelenin üç büyük komutanı, Genelkurmay Başkanlığı avlusunda böyle bir heykel var. Üçlü bir blok heykel. Ortada Mustafa Kemal Paşa, sağında Fevzi Paşa ve solunda İsmet Paşa. Bunlardan biridir. Fevzi Paşa İstanbul'da Harbiye Nazırı'dır. Hükümet düştükten sonra
tası tarağı toplamış. Yani kendi konuşmasına göre de padişahın da onayıyla Ankara'ya gelmiş ve mecliste onun selam-ı şahanesini milletvekillerine iletmiştir. Tabii ki böyle bir önemli şahsiyetin Ankara'ya gelmesi haber değeri taşıyor. Ama o sırada Ankara'ya çok sayıda gelen var İstanbul'dan. Mesela eski mebuslar geliyor. Meclis-i Mebusan kapandığı için oraya seçilmiş olan mebuslar Ankara'ya geldiğinde aynı zamanda Büyük Millet Meclisi'nin üyesi oluyorlar. İşte üst kademe yöneticiler var. Eski askerler var. Yani daha önce asker komutanlık tecrübesi olan bazı değerli şahsiyetler de bunun içinde bulunuyor. Bunlarla ilgili de listeler var. İşte kim geldi, hangi mebus geldi, hangi önemli şahsiyet geldi. Böyle listeler yayınlıyor. Diğer özel olarak yer alan haber ise Mehmet Akif'in Ankara'ya geliş haberidir. Yani bu haber İslam şairi Akif Bey başlığıyla gazeteye konulmuştur. Ve haber metninde İslam şairi terkibi sürekli 4-5 defa yanlış hatırlamıyorsam geçmektedir. Bazı yerlerde İslam'ın hakim şairi filan gibi başka sıfatlar da eklenerek İslam şairi pekiştirilmektedir. Ve onun mücadelenin manevi cephesine katkıda bulunacağı, bunun için çeşitli yerlerde konuşmalar yapacağı, irşat faaliyetlerinde bulunacağı, ilk olarak da Ankara'nın büyük bir camiinde konuşacağı yine bu haberde yer alıyor. Akif ilk olarak işte Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde konuşarak 1912'de Balkan Harbi'nden itibaren başladığı cami kürsülerinde konuşma kendisi açısından geleneğini sürdürüyor. O zaman Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, şehirlerinde, hatta kasabalarında cami kürsülerinden konuşuyor. Evet, tabii irşat heyetinde bulunuyor. Çünkü memleketin çeşitli bölgelerinde, mesela Konya'da, Bozkır'da, şurada, burada bazı isyan emareleri var veyahut da sadece emare değil, isyan hareketleri var. Bunları yatıştırmaya, millete milli mücadelenin iddiatçıların bir oyunu olmadığını anlatmaya çalışıyor Mehmet Akif ve bunda başarılı oluyor. Bu arada tabii Mehmet Akif'in Ankara'da bir işi, gücü, vazifesi olmadığı için muhtemelen onun milletvekili olması isteniyor. O zamanki tabirle mebus. Mehmet Akif'i birkaç sancaktan seçiyorlar. Birisi Biga, İzmit'te var yanılmıyorsam. Ama Mehmet Akif Burdur'u tercih ediyor. Burdur'da seçilmesi için de Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat Konya'da bulunan Kolordu komutanına Fahrettin, o zaman Paşa değil, Fahrettin Paşa, yani İzmir'e giren süvari birliklerin başındaki komutandır bu. Ona bir tezkere yazıyor ve ilgilenmesini konuyla söylüyor. Ve Mehmet Akif Burdur mebus olarak, seçiliyor. Haziran ayı başlarında Büyük Millet Meclisi, o zaman şimdiki gibi değil, yani belgenizi alıp meclise gidip milletvekilliğine başlayamıyorsunuz. Meclis oyluyor ve Mehmet Akif'i milletvekilliğine kabul ediyor. Bünyesini alıyor. Ve o zaman işte meclisin kütüğüne Mehmet Akif de diğer mebuslar gibi mesleğiyle tanınmış, şöhret kazanmış olduğu ismi ile, sıfatları ile yazılıyor ve Mehmet Akif işte İslam şairi Akif Bey olarak meclis kütüğüne kaydediliyor. Evet değerli arkadaşlar, marşa bir türlü gelemedik. Tabii bu arada milli mücadelenin akışı devam ederken daha çok da irşat heyetinin intibalarından kaynaklanan bir marş yazılması, yani heyecan uyandıracak, hem halk üzerinde hem asker üzerinde heyecan
uyandıracak bir marşın yazılması gerektiği, bir milli marşın yazılması gerektiği fikri İsmet Paşa'ya, o zaman Erkan-ı Herbiye reisi vekili, daha albay tabii İsmet Paşa, ona iletiliyor. İsmet Paşa icra vekilleri heyetine, yani bakanlar kuruluna bunu getiriyor ve Marif Vekaleti'nin böyle bir marş yarışması açması uygun bulunuyor ve Rıza Nur Marif Vekilidir. Onun imzasıyla bir tahmin, genelge yayınlanıyor. Şairlerimizin dikkatine diye, Türk şairlerinin dikkatine galiba tam başlık bu. Bu genelge daha sonra da ilan olarak gazetelerde, Hakimiyet-i Milli'ye başta olmak üzere yayınlanıyor. Mehmet Akif bu yarışma açıldığı zaman Kastamonu'da, Ekim ayında Kastamonu'ya gitmiştir. Orada gazeteyi, dergiyi birlikte çıkardıkları eşref edip Kastamonu'ya gelmiş. Kastamonu'da başına bir takım hadise, vakalar başından geçtiği için Mehmet Akif Kastamonu'ya vazifeli olarak gidiyor, İrşat gene maksadıyla. Ve Kastamonu'da bulunurken de işte bu yarışma açılıyor. 7 Kasım yanılmıyorsam Ankara'da Hakimiyet-i Milliye'de yayınlanıyor bu haber. Ondan bir hafta sonra da Kastamonu Açık Sözlü'ye yayınlanıyor. Yani dolayısıyla İstiklal Marşı yarışmasından Mehmet Akif'in o günlerde haberdar olduğunu, fakat böyle bir yarışmaya katılmayı uygun bulmadığını, bu yaşta yarışmaya girmeyeceğini, yarışma için para mükafatının doğru olmadığını, hatta Mithat Cemal'in tabiriyle ne yani memleketin kurtulacağını parayla mı söyleyeceğiz dediğini Akif'in herkes biliyor. Bu Ankara'da da biliniyor. Ama marş yarışması ne yazık ki Aralık sonunda, 23 Aralık'ta sona eriyor verilen süre. Ve bu arada Marif Vekili Rıza Nur Moskova'ya bir diplomatik vazifeyle gönderiliyor. Marif Vekilliğini de Hamdullah Supi Bey getiriliyor. Hamdullah Supi Bey tabii şiirle iştigal etmiş birisi. Yani Servet-i Fünun, Fecr-i Ati filan gibi gruplar içinde bulunmuş. Ama sonra pek şiiri sürdürememiş anladığım kadarıyla. Mizaha filan yönelmiş. Ve Türk Ocağı başkanı olmuş. O zaman en meşhur hatibi. Yani onun konuşmasının çok etkileyici olduğunu söylüyorlar. Evet, Hamdullah Supi bu yarışmayı masasında buluyor. 724 tane şiir geldiği söyleniyor yarışmaya. Tabii bunun tam rakamını bilemiyoruz. Yani böyle bir rakam veriliyor ama bunların içinden 6 tane seçiliyor. Bunları biliyoruz. Bunları benim bildiğim kadarıyla Mahir İz'in kitabında var. Başka yerde var mı bilmiyorum. Mahir İz'in hatıralarında bu 6 şiir var. Fakat bu 6 şiir bazıları meşhur şairlerin de kaleminden çıkmış ama çok da beklenen marş değil, milli marş değil. O yüzden bu meseleyi nasıl halledebiliriz diye Ankara'nın üst yönetiminin bu konuda düşündüğünü, hatta bazı görüşmeler yapıldığını ben tahmin ediyorum. Yani bu böyle olmaz. Yani bu marşlarla bu bir yere gidemeyiz. Ben tabii biraz işi böyle renklendirmek için diyorum ki aslında bu yarışmayı açanlar bu yarışmaya Mehmet Akif'in girmesini bekliyorlardı. Girseydi tabii yoldan Mehmet Akif bu marşı yazacak. Tabii ki gene bu şiiri yazacaktı. Çünkü Mehmet Akif 10 yıldır zihninde böyle bir şiir yazıyor bana göre. Bazen arada mısralar başka şiirlerde görülüyor. Ve elbette ki kazanacaktı. Ödülü de hakkıydı, alacaktı. Yani Mehmet Akif'in hakkıydı bu. Kimsenin de bir şey söylemeye tabii ki hakkı olmazdı o zaman ama tabii ki bu konularda her zaman dedikodu yapma ihtimali vardır. Mesela üçüncü şahıslar, bunların bir kısmı şair olabilir tabii. Ya işte adam şöhret için bu şeye girdi, yarışmaya girdi. Para mükafatı için
O zaman için iyi bir para, 500 lira. Bunun için girdi filan gibi laflar, sözler edilecekti. Akif yarışmaya girmeyerek bir kere bu dedikoduların önüne geçmiş oldu. Her ihtimale, her halükarda yapılacak dedikoduların önüne geçmiş oldu. Tabii o arada Mehmet Akif de Aralık ayı sonlarında Ankara'ya dönüyor. Eşref Bey ile beraber. Mustafa Kemal Paşa ile, yani muhtemelen ya Aralık sonunda ya Ocak başında bir görüşme vuku buluyor Ankara'daki istasyon binasında. Ve Sebil-i Reşat dergisinin Ankara'da yayınlanması, daha önce Kastamonu'da birkaç sayı çıkmıştı. Yayınlanması kararlaştırılıyor. Ve Sebil-i Reşat mecmuası da Şubat ayı başlarında Ankara'da yayınlanmaya başlanıyor. Yani Milli Mücadele'nin iki önemli yayın organından biri bu. Birisi biraz önce söylediğimiz Hakimiyet-i Milliye'dir. Büyük Millet Meclisi bunu tamamen kendi bütçesinden basıp dağıtmıştır. İkincisi de Sebil-i Reşat'tır. Bunun dışında da ufak tefek her zaman olmamakla beraber bazı gazetelerin, dergilerin meclis tarafından desteklendiğini biliyoruz. Ama Sebil-i Reşat Ceride-i İslamiyesi'nin uzun süre, 2 yıldan fazla, 3 yıla yakın meclis tarafından, matbuat ve neşriyat umum müdürlüğü tarafından, müdürlüğü, umum müdürlük yok, basıldığını, dağıtıldığını, bir kısmının da yayıncılarına verildiğini biliyoruz. Bu arada öyle sanıyorum ki işte İstiklal Marşı yarışmasını nasıl sonuçlandırabiliriz konusu en tepeden itibaren konuşuluyor ve tepeden itibaren de öyle sanıyorum ki bunu Mehmet Akif yazar ancak gibi bir kanaat oluşuyor. Ve bu kanaat doğrultusunda Hamdullah Suphi Bey Mehmet Akif'i ikna ile vazifelendiriliyor. Ve Hamdullah Suphi Bey de her türlü yolu deneyerek, bilhassa arkadaşlarını devreye sokarak bu sonucu elde etmeye çalışıyor. Hatta onun itiraz ettiği konular, yani para, yarışma konularını konularındaki görüşlerini de tatmin edecek bir tezkere yazıyor. Yani sizin şartlarınızı kabul ediyoruz, merak etmeyin diyor bir taraftan. Diğer taraftan da bundan başka çare kalmamıştır. Yani ancak bunu siz yazacaksınız manasına gelen Hamdullah Suphi cümleler kuruyor. Yani bu öyle rastgele bir durum değil bence. Özür dilerim. Bu rastgele bir durum değil. Yani Mehmet Akif üzerinde uzlaşılmış. Hamdullah Suphi bunu sonuçlandırmaya çalışıyor. Ve sonunda da çok uzatmayalım lafı. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazmayı kabul ediyor. Kabul ettikten 2 gün sonra da şiiri tamamlıyor. Bunun 15 Şubat falan olduğunu sanıyoruz. Çünkü ondan sonra teslim ediyor. Teslim ettikten sonra da ilk defa 17 Şubat günü Hakimiyet-i Milliye'de ve yine aynı gün yayınlanan Sebil-i Reşat Mecmuası'nda İstiklal Marşı yayınlanıyor. Tabii bu ne anlama gelir değerli arkadaşlar? Bir yarışma açılmış, 6 şiir seçilmiş ama Mehmet Akif'in yazdığı şiir Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi organı olan Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin 1. sayfasında yayınlanmış. Bu bana göre açıkça ihsas-ı rey'dir. Yani Mehmet Akif'in şiiri artık 17 Nisan'da herkesin malumu olmuştur. Ve bu şiir Milli Marş olarak meclisten çeşitli usullerle, yollarla her neyse geçirilecektir. Bunun başka bir çaresi yoktur. Bunu Hasan Basri Bey kısmen açıklıyor. Yani Mehmet Akif'i rencide etmeden bunu nasıl başarabiliriz? Hamdullah Suphi Bey'le hep kafamız bununla meşguldü diyor. Yani Mehmet Akif'in
o süreç içinde bir takım abuk sabuk sözler, tavırlar yüzünden ben bu işten vazgeçtim deme ihtimali de göz önünde bulundurulduğu için mümkün olduğu kadar usulette mesele halledilmeye çalışıyor. Bugün 26'sı mı ayın acaba? Yani 26'sı, 26 Şubat'ta Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa bu konu görüşülüyor. Konu açılınca, şimdi hatırlamıyorum galiba İzmit mebuslarından birisi, Hamdi Namık mıdır nedir? Meselenin bir komisyon, marif komisyonuna, encümenine havale edilmesi söz konusu olunca diyor ki o komisyonda bu yarışma, bu şiiri yazan veya yarışmaya katılan birisi var diyor. Yani bununla kastettiği kimdir? Mehmet Akif'tir. Tabii Mehmet Akif'in bu komisyonun başkanı olduğunu unutuyorlar Ankara'daki rical. Ve tabii böyle bir sürprizle karşılaşıyorlar. Ayda Hasan Basri Bey şiddetli tepki veriyor. Akif böyle bir şey irtikab etmez. Yani kendisi ilgili bir konu gelse bile tarafsız kalır demek istiyor ama tabii ki bu bir meclis için, parlamento için şık bir durum değil. O günkü görüşmeler böylece kapanmış oluyor. 1 Mart görüşmesi var. Asıl İstiklal Marşı'nın konuşulduğu ve ilk defa semalarımızda duyulduğu. Çünkü Hamdullah Subhi tarafından o gün mecliste okunmuştur İstiklal Marşı. Gün 1 Mart günüdür. O gün tabii meclisin başka gündemi var. Mesela meclisin yeni toplanma yılı o gün. İşte Mustafa Kemal Paşa konuşuyor. Meclis reisliğinde o yapıyor. Çeşitli konuşmalar yapılıyor ve sonunda konu İstiklal Marşı'na geliyor. Gelince de burada bir takım başta Hamdullah Subhi, sonra Hasan Basri, sonra başka milletvekillerinin daha önceden biraz konuya alıştırıldığı anlaşılıyor. Ve konu açıldığında onlar konunun Mehmet Akif'in şiirine gelmesi yönünde bir tavır sergiliyorlar. Ve netice olarak Hamdullah Subhi Bey kürsüye davet ediliyor marif vekil olarak. Hamdullah Subhi Bey de çıkıyor. Kısaca yarışmayı özetliyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Şu kadar katılım var. Altısını seçtik. Bunları bastık. Altı taneyi. Size dağıttık. Ama ben bunları kafi görmedim. Fevkalade hassas dini şairimiz Mehmet Akif Bey'e müracaat ettim. Çok nefis bir şiir yazdı. Reyimi ihsas ediyorum. İhsası reyde bulunuyorum. Benim tercihim Mehmet Akif'in şiiridir diyor. Yani tabii böyle yarışmalı bir konuda hiçbir parlamentoda, mecliste bir bakan çıkıp da ben reyimi açıklıyorum demez. Hamdullah Subhi'nin bunu demeye mecbur kaldığını sanıyorum. Yani meseleyi ancak bu şekilde sonuca ulaştırmak mümkün olduğu için böyle dediğini sanıyorum. Birincisi bu. İkincisi de elindeki şiir gerçekten çok kuvvetli. Yani Mehmet Akif'in şiiri diğer şiirlerle asla kıyaslanamayacak bir değerde. Hem şiir olarak hem fikir derinliği olarak güçlü bir metin var elinde. Ve işte İstiklal Marşı'nı orada okumaya başlıyor. Daha ilk mısradan itibaren de sık sık alkışlarla kesiliyor bu okuma. Ve 1 Mart günü İstiklal Marşı 17 Şubat'ta nasıl kağıt üzerinde bütün millete mal olduysa 1 Mart'ta da söz olarak, ses olarak mecliste okunmasıyla yine millete mal olmuş oluyor. 12 Mart görüşmesi, yani asıl kabul günü yapılan görüşme çok daha uzun bir görüşmedir. Yani Büyük Millet Meclisi'nin o zaman o günkü başkanı
Adnan adı var Beydir. Ve konu açıldığından itibaren de çeşitli kişiler görüşlerini açıklıyorlar. Bunlardan bir kısmı diyor ki efendim işte milli maçlar şöyle doğar, halkın işte bağrından çıkar, hecevezliğine yazılır filan çeşitli. Bilen bilmeyen herkes mecliste biliyorsunuz. Herkes her konuda konuşabilir. Hatta arada bazı milletvekilleri ya ben de bir şiir yazmıştım şunu da okuyalım filan gibi. Belki de bunlar kasten yapılıyor bilmiyorum. Çünkü konuya tam giriş için böyle belki şeyler yapılması gerekiyor diye bazen düşünüyorum. Ama birisi var ki baştan itibaren o çok sistemli bir itiraz silsilesi geliştiriyor. Bu Tunalı Hilmi'dir. Tunalı Hilmi çok şiddet bir iddiatçı, batıcı, yani batı hayranı birisi. Dini bakımdan da pek dine yakın olmadığı anlaşılıyor. O hep şunu sağlamaya çalışıyor. Tamam, böyle de bir komisyona bunu havale edelim. Yani malum biz de komisyona havale etmek demek biraz topu taca atmak demektir. Tabii meclis bunu reddediyor. Yani komisyona falan havale etmeyeceğiz diyor. Yani biz yetkiliyiz. Hatta Hamdullah Supi de diyor. Arkadaşlar diyor komisyona havale etseniz gene size gelecek. Dolayısıyla burada bugün halledelim mealinde şeyler var. İşte o arada bu müzakere sürecinde tabii bir takım önergeler var. O zaman takrir deniyor. Bunların başında Hasan Basri Bey'in takriri var. Ankara'da Hacı Bayram Veli Asitanesi'nin şeyhi olan Mehmet Şemseddin Efendi'nin takriri var. Böyle zannediyorum 10 kadar takrir var. Hatta Bitlisli Ziya Efendi'nin takriri var. Yani memleketin çeşitli bölgelerinde milletvekilleri Mehmet Akif'in şiirinin oylanıp milli marş olarak kabul edilmesi yönünde takrirler, önergeler veriyorlar. Meclis başkanı hatta bir ara ya bütün şiirleri oylayalım diyesi oluyor. Fakat bu da reddediliyor. Ve sonunda sadece Mehmet Akif'in şiiri oylanıyor ve milli marş olarak kabul ediliyor. Evet değerli arkadaşlar, İstiklal Marşı yarışması başlangıçta yani bütün şairlerimiz için açılmış gibi görünse de ki bu böyle olması gerekirdi zaten. Sonunda onu yazabilecek olan bir şahsiyete tevdi edilerek halledilebiliyor. Yani Mehmet Akif dışında başka isimler hatıra gelmiyor mu? Ben biraz Hamdullah Supi'nin mesela Mehmet Emin Yurdakul'u düşündüğünü sanıyorum. Çünkü Mehmet Emin Yurdakul Türk Ocağı'nın kurucularından ve Türk Ocağı onun için milli şairlik jübilesi böyle çok tantanalı bir jübile yapmış daha önce. Tabii Hamdullah Supi ile de dostlukları çok ileri. Yani Hamdullah Supi'nin onu düşündüğünü, aklından geçirdiğini. Hatta biraz şöyle bir tereddüte kapılıyorum. Çünkü Mehmet Emin Yurdakul Mart ayı ortalarında İstanbul'dan yola çıkıyor. Anadolu'ya geçmek için. Ben diyorum ki belki de Hamdullah Supi Mehmet Akif'ten sonuç alınamazsa eğer Mehmet Emin Yurdakul'a bir haber uçurmuş olabilir. Bu tabii mektup yazışma yoluyla olabilir. O zaman tabii ki Anadolu ile İstanbul arasında gizli bağlantılar kuran bazı sistemler var yani. O yollarla olabilir. Böyle bir teklif ona gönderilmiş olabilir. Nitekim Mehmet Emin Yurdakul Nisan başlarında yanılmıyorsam Ankara'ya geliyor. Çok hoş karşılanıyor. Mustafa Kemal Paşa da onu çok iyi karşılıyor. Fakat birkaç gün sonra onu Anadolu'da uzun bir seyahate çıkarıyor. Yani sen git diyor sağda solda konuşmalar yap. Milli mücadelenin faziletlerini anlat diye. Onu Ankara'dan gönderiyor.
Evet, sözü burada bağlayalım. Bu böyle mi olmalıydı sorusunu belki sormak isteyenler çıkabilir. Ama bu böyle olmak durumundaydı diye aklımdan geçiyor. Sözü çok da uzatmış olabilirim ama birkaç cümleyi onu da anlatayım. Yani o zamanın şartlarında milli mücadelenin daha çok ciddi bir başarısı yok. İç ihtilaflar tam çözümlenememiş. Yani Batanoğlu'da başlayan gayri nizami kuvvetlerin nizami kuvvetlerle birleştirilmesi konusunda ihtilaflar tam halledilememiş. Yunan İleri Harekatı Eskişehir'e, Bursa'ya doğru devam ediyor. Londra'da İngilizler bir konferans toplamışlar. Sevr'i bize biraz değiştirerek, tadil ederek kabul ettirmek için. Sağdan soldan her taraftan büyük baskılar altındayız. Bir taraftan Ankara'nın şiddetli kışı, o zaman kışın daha şiddetli olduğunu bilenler söylüyor. Diğer taraftan da şiddetli baskılar altında olan bir Ankara yönetimi var. Ve bunlar bu zor zamanda ümit ve iman telkin edecek bir şiiri hem de en güçlü şekilde yazabilecek olan kişinin Mehmet Akif olduğu konusunda ittifak ediyorlar. Ve bu şiiri ona yazdırıyorlar. Ne yapıp edip Mehmet Akif'in yazmasını sağlıyorlar. İyi de ediyorlar. Yani Mehmet Akif her ne kadar marş yazdığını biliyorsa da yazdığı marştan öte bir şey arkadaşlar. Yani marşlar bir kere basit sözlerden örülür. Kısa mısralardan oluşur ekseriyat. Çünkü bunun bir de seslendirilme meselesi var. Akif böyle yapmıyor. Uzun mısralar, çok derin ifadeler ve 41 satırlık, eğer nesir düşünürse 41 satırlık, 41 mısralık bir şiirle karşımıza çıkıyor. Ve Akif'in bir, bugün manifesto falan deniyor ya, işte öyle bir manifesto ile ortaya çıktığını İstiklal Marşı yazarak düşünüyorum ben. Ve metin okunduğu zaman bir taraftan bizim 1000 yıllık kimliğimizin unsurlarını orada hissediyorsunuz. Diğer taraftan yine 1000 yıl içinde sürekli mücadele içinde olduğumuz Haçlı Seferlerinden beri Avrupa Batı'nın yani düşmanın, o andaki aktüel düşman aynı zamanda bu, onun çok net şekilde çizildiğini görüyoruz. İşte tek dişi kalmış canavar. Yani bunun en bariz örneklerinden birisi. Garbun afakını sarmış da çelik sırlı duvar. Yine bu tarz bir mısra. Bunlar tabii mecliste büyük bir kalabalık teşkil eden batıcıları da pek hoşnut etmiyor. Yani aslında işte rahatsızlığı ancak onlar adına Tunalı Hilmi dışa vuruyor. Ama o sıralarda çıkıp da yok efendim o tek dişi kalmış canavar değildi. Yani batıda şöyle bir medeniyetti, böyleydi, böyleydi filan demek mümkün değil. Çünkü bizim doğrudan savaştığımız, yani gerçi İngilizler Yunanları üzerimize saldılar ama arkasında İngilizlerin olduğunu düşündüğümüz bir düşmanla savaşıyoruz ve tabii ki İngiltere, işte Batı emperyalizmi bizi bu topraklardan silmeye çalışıyor. Bu psikoloji içindeyiz. Dolayısıyla da Mehmet Akif'in bu sert ifadeleri de kabullenmek zorunda kalınıyor. Ve bu anlamda İstiklal Marşı konusunda kafası karışık olanlar da Milli Marşı, İstiklal Marşı'na olumlu rey veriyorlar. Bir kişi hariç, o da biraz önce ismini söylediğimiz zattır. Evet, ben burada keseyim. Belki sorular olursa onlara da cevap vermeye çalışırım. Efendim hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Mehmet Doğan. Konuşmada hocamızın özellikle İstiklal Marşı'nın hikayesini Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'ya davetinden
başlatıp, ki bu önemli bir vurguydu. Bu Ankara'ya davetinin arkasındaki amiller üzerinde durarak açıkladı ki bu amillerden birisi milli mücadelenin arka planındaki dini muhtevanın olmasına işaret ediyordu. Akif'in Ankara'ya davet edilmesinin arkasındaki bu sebep önemli olarak görülüyor. Mehmet Bey de onu özellikle vurguladı. Ayrıca Taceddin Dergahı'nın önemine işaret etti. Çünkü bu mekanın önemi de başlangıçta, sözünün başlangıcında. Onların Ankara'da bulunması ve Ankara'ya gelişlerinin hatta yeni rejimin sözcüsü durumundaki hakimiyeti milliyede veriliş tarzının da kendi Mehmet Bey'in konuşmasında ifade ettiği dini muhtevayı işaret eden vasıflar verilmesi, İslam şairi denmesi sürekli haber verilirken de buna işaret ediyordu. Kendisine daha sonra da Milli Marşımızın, İstiklal Marşı'nın bir yarışma olarak açılması, bu safahatta cereyan eden bazı münasebetler ki özellikle Abdullah Supi Tanrıöver'in öne çıktığını görüyoruz ve burada altını çizdiği Mehmet Bey'in İhsas-ı Rey'in hem Abdullah Supi tarafından aslında ifade edilmesi, bu bir manada da Mustafa Kemal Paşa'nın da İhsas-ı Rey'i gibi kabul edilebilir mi? Mehmet abi bilmiyorum. Evet, bununla ilgili aslında en açık konuşan bu Sebil Reşat yayıncısı Eşref Edip'tir. Eşref Edip Hayrettin Karan'ın hatıralarını anlatırken bu konuya temas ediyor ve şöyle diyor: Mustafa Kemal Paşa bunu ancak Akif yapabilir dedi. Bu pek bizim genel kaynaklarımızda ifade edilmeyen bir şeydir. Yani ben zaten Hamdullah Supi'nin tamam rolünü önemsiyordum ama mutlaka bunun arkasında başka şeylerin de olacağını hep düşünmüştüm baştan itibaren. Yani Hamdullah Supi'nin tek başına bu kadar açık oynaması, reyini ihsas etmesi, ondan sonra her fırsatta işte Akif'in şiirini öne çıkarması genel bir kabul sonucudur diye düşünüyordum. Tabii ki bunun Mustafa Kemal Paşa'dan başlayan bir zincir halinde Abdullah Supi'ye kadar, yani icra vekilleri heyetine kadar geldiğini. Tabii Abdullah Supi de boş durmuyor. Bu şiiri çeşitli askeri birliklere gönderiyor. Orada komutanlara okutturuyor ve komutanlardan teyit alıyor. Yani diğer iki şiir daha var, onlar hangisi bilemiyoruz ama sadece Mehmet Akif'in şiiri askeri heyecanlandırıyor. Bunları filan da tabii elini kuvvetlendirmek için topluyor ve İhsas-ı Rey'de bulunuyor. Yani gene de bir bakan için bu cesarettir, yani İhsas-ı Rey'de bulunmak. Evet. Ama burada bir ön kabul olduğu için de Abdullah Supi bunu da yapmak zorunda kendini hissediyor diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz Mehmet abi. Çok sağ olun. Elinize, dilinize sağlık. Allah razı olsun. Soru gelirse tabii yöneltirim. Buradan alırım. Ama bir tane bir not var. Onu ben hatırlayamadım. Size sormak istiyorum burada. Bir arkadaşımız, hocam bildiğim kadarıyla Kazım Karabekir Paşa da yarışmaya katılmıştı diyor. Böyle bir şey var mıydı? Ben hatırlayamadım doğrusu. Yani Kazım Paşa'nın kendi Türk Yılmaz Marşı var. Biraz Kazım Paşa bir yermeye de meraklı. Türk Yılmaz, bu marşı belki duymuşsunuzdur. Bizim zamanımızda evet. Çalarlar Türk Yılmaz, Türk Yılmaz filan diye. Evet, duydum. Biraz o zaten İstiklal Marşı'nda eleştiriyor. Ama yarışmaya katıldığını sanmıyorum. Ama Türk Yılmaz diye
kendine göre belki de İstiklal Marşı'nı alternatif olarak düşündüğü bir marşı var. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi vaktimiz epeyce uzadı ama sıkılmadık. Doğrusu gayet güzel sunumlar, konuşmalar yapıldı. Ben de burada Akif'te medeniyet ve terakki fikri üzerinde kısaca duracaktım. Planımız, programımız böyleydi. Ama ben fazla uzatmak istemiyorum. Yani kısaca daha çok misafirlerimiz konuşsun istedim. 10 dakika, 15 dakika içerisinde ben de konuşmamı yapmış olayım. Daha sonra sorusu olan varsa son 5 dakika, 10 dakika için söz verebiliriz. Çünkü çok uzadı. Evet. 19. yüzyıldan beri başta Osmanlı olmak üzere tüm İslam toplumlarının tartışa geldiği en önemli meselelerden birisi medeniyet ve terakki kavramlarıdır. Çünkü modern Batı Rönesans, aydınlanma çağı, sanayi devrimi den sonra bilim ve teknolojide ilerleme ile birlikte askeri, ekonomik ve ilmi açıdan, teknolojik açıdan büyük bir mesafe kat etti. Özellikle Şark İslam dünyasına karşı. Arada büyük bir mesafe açılması söz konusu olduğu için Tanzimat'tan bugüne kadar hatta ama Tanzimat'la başlamak mümkün. Osmanlı aydınlarının, Türk aydınlarının en çok tartıştığı konulardan birisi bu iki kavramdı. Çünkü Batı ile aramızdaki mesafeyi gördüler. Bu sebeple maddi refah seviyesine ulaşmak istemeleri tabiiydi. Birinci sebep terakki etmenin gerekliliği hususundaki birinci sebep işte Tanzimat yazarlarının da sık sık vurguladığı gibi bu maddi refaha millet olarak, ülke olarak bizim de ulaşmamız gerektiği idi. Bu bir ideal olarak ortaya çıktı. İkincisi bu bir idealdi ama aynı zamanda daha sonra daha açıkça ifade edildiği gibi bir kabustu da aynı zamanda Osmanlı ve Türkiye için daha sonra. Çünkü genel anlamda o devrin diliyle konuşursak İslam toplumları müterakki ve mütemettin Batı karşısında sadece bugün olduğu gibi ekonomik pazar olmak, ağır işçi köle olmak, bir tür koloni olmak durumunda kalabilirdi. Bu meselede özellikle Batı eşittir medeniyet olarak algılandığı için öz kültürden kopma veya koparılma tehlikesine de maruz kalma kaygılarını her zaman dile getirdiler. Bunu belirtmek gerekiyor. Tanzimat'tan bugüne dedim medeniyet kavramı aydınlarımızın çokça tartıştığı bir konudur. Ki genellikle medeniyeti 19. yüzyıldan sonra Avrupa olarak görmüşlerdir. Ki daha başta Şinasi Batı'ya has bir kanun ve zihniyet getirdiği için Mustafa Reşit Paşa'yı medeniyet resulü olarak görür ve över. Aynı şekilde çünkü medeniyet kavramından anladığı Şinasi'nin müterakki olan, ilerlemiş olan Batı'dır. Bu tarz yazılara farklı düşünceler de içermekle beraber Namık Kemal'de, Ahmet Mithat Efendi'de ve Ziya Paşa'da görmek mümkündür. Ki Namık Kemal medeniyeti İnsanın içtima üzere yaşaması veya asayişte kemal olarak görmektedir. Ve medeniyeti mutlaka hayatı beşer için levazımı tabiiyeden yani tabii ihtiyaçlardan
birisi olarak değerlendirir ve sonuçta da Namık Kemal medeniyetsiz yaşamak, ecelsiz ölmek kabilindendir der. Yani mutlaka medeniyete ulaşmak gerektiğinin altını çizer. Bunun manası şudur, mutlaka ve mutlaka Tanzimat'tan itibaren Türk aydınları terakki etmek ve medeniyet seviyesine, o günkü medeniyet itibariyle baktığımız zaman ulaşmak gerektiğine konusunda hemen hemen hemfikirdirler ama metotlar konusunda farklı düşünceler ileri süreceklerdir. Tanzimat döneminde medeniyet denildiği zaman başta dediğim gibi Avrupa anlaşılır. Biraz da abartılarak ama belki Tanzimat'ın bir cephesini göstermek itibariyle, bu hayranlığı göstermek itibariyle mesela Hoca Tahsin Efendi'nin şu mısralarının altını çizmek gerekiyor. Paris'e git hey efendi, aklı fikrin var ise aleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e der. Paris'i medeniyetin sembolü olarak kavramı Paris'e yükleyerek mana verirsek, Paris'e gitmek o yıllarda bir kısım Osmanlı aydınlarının rüyasıydı ve aleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e demesi bu hayranlığın vardığı dereceyi de gösteriyordu. Nitekim böyle ifade etmez ama daha mantıki bir çerçevede Namık Kemal de bundan yaklaşık 150 yıl önce mesela Londra'da bulunduğu yıllarda 1867-1870 arasında Paris ve Londra'da bulunuyor. Thames Nehri'nin kenarından bu medeniyet ve terakki olarak çok ilerleyen Londra'ya bakarak bu şehrin dolayısıyla Avrupa'nın ne kadar ileri olduğunu uzun uzun tasvir eder. Onları okumayacağım. Ama şöyle der, en azından şu kısmını söyleyeyim. Londra'ya en muzeci alem denilse mübalağa değildir. Ruh-i arzda mevcut olan asar-ı terakkinin fotoğraf ile resmi alınmış olsa medeniyeti hazırayı ancak Londra gösterebilir. Yani Londra medeniyeti hazıranın o dönemdeki medeniyetin adeta sembolü. Ona göre ve Londra'yı örnek olarak gösterir Namık Kemal. Sanat ve Ticaretimiz başlıklı makalesinde de şuna söyler, Avrupa o kadar ileriye gitmiştir ki ama biz der, biz ise son kısmını sadece belirteyim, inna vecetna abaena, yani Zuhruf suresinde almış bunu, atalarımızı böyle bulduk vakfesine mıhlanmış durduk. Yani atalarımızı nasıl bulduysak işte bu noktada kaldık diyor yani Namık Kemal. Namık Kemal'in bu düşünceleriyle Akif'in şu mısraları arasında çok yakın benzerlikler vardır. Mesela Akif de der ki, zavallı milletin idraki tarumar olalı, muhiti ilme giren yok, diyarı fen kapalı, sanayinin adı batmış ticaret öylesine, ziraat olsa da Adem Nebi usulü yine der. Açıklamaya gerek yok. Çok açık bir şiirdir bu. Yani Doğu'nun, İslam dünyasının hem ilmen hem sanayi olarak hem de zirai olarak geride kaldığının en veciz ifadelerinden birisi olarak bunu görüyoruz. Hemen bu örnekleri çoğaltmadan söyleyeyim ki Akif başta olmak üzere Sırat-ı Müstakim ve Sebil-i Reşat'ta toplanan Müslüman aydınların çoğu da Osmanlı'nın mutlaka terakki etmesi gerektiği hususunda hemfikir idiler zaten. Ki eğer Sırat-ı Müstakim ve Sebil-i Reşat taranırsa bu konuda Müslüman aydınlarında terakki konusunda hemfikir oldukları ve terakki etmemiz konusunda hemfikir oldukları aşikardır. Mesela yine Akif bazı mısraları okuyacağım. Der ki, tevakkufun yeri yoktur hayatı millette der. Yani durmanın yeri yoktur der. Tevakkuf, durmanın yeri yoktur. Mutlaka ilerlemesi gerekir millet hayatı der.
Sonra bir başka mısrağında Şeyda-yı terakki koşuyor baksana dünya der. Yani terakkiye çılgınca aşık olmuş gibi dünya terakkiye koşuyor. Terakkinin inerlemenin peşinde koşuyor. Bir baksana der. İlerleme çağına işaret eder. Bir başka mısrağında kurtuluş yok sayı daimiden, terakkiden bugün der. Yani artık millet olarak bu terakkinin gerisinde kalamayız. Sayı yani daimi olarak çalışmak zorundayız diye buna işaret eder. Bir başka yine Namık Kemal mela ile o kadar benzer ki Namık Kemal'in şu sözleriyle okuduğum mısralar. Namık Kemal de şöyle diyor bir makalesinde. Zamanımız durulacak zaman değil. Akif de ne demişti demin? Tevakkufun yeri yoktur hayatı millette demişti. Yani millet hayatında durmanın yeri yoktur demeye getirmiştir. Durmak mümkün değildir der. Namık Kemal de zamanımız durulacak zaman değil der ve devam eder. Bütün cihanı insaniyet yani insanlık alemi kemali şevkü şitab ile yani koşarak ve şevkle tariki terakkide terakki yolunda kat'ı mesafata başladı. Yani mesafe almaya, ilerlemeye başladı der. Durmanın artık imkansız olduğunu, geri kalmamak gerektiğini işaret eder. Ve bizim de geri kalmış olduğumuza hem Tanzimat nesli hem de Akif de şiirlerinde geri kalmış olduğumuzu kabul eder. Mesela Akif der ki, Garp'la şarkı mukayese ettiği bir şiirinde, bir kısmında, bakın mücahit olan Garba şimdi bir kere havaya hükmediyor, kani olmuyor da yere. Dönün de atıl olan şarkı seyredin, ne geri der. Uzun uzun okumaya gerek yok. Garp'la şarkı, terakkilik açısından, ilerleme açısından mukayese ettiğinde garbı havaya hükmeden bir medeniyet olarak görür. Şarkı ise dönün de atıl olan şarkı seyredin ne geri diyerek açıkça geri kaldığını ifade eder. Ama bu şiirde uzun uzun daha çok garbın tabii ki hangi yönden ilerlediği konusuna geldiğimizde daha çok fen bilimleri hususunda ilerlediğini, sanat hususunda ilerlediğini, mesela sefineler yani gemicilik hususunda ilerlediğini, şimendüfer geçer, elektrik geçer, balon geçer. Şiir okumamak için söylüyorum bu şiirde. Yani Batı'nın medeniyetinin, şunu da açıklamam belki gerekiyor. Medeniyeti aslında İslam alemindeki aydınlar genellikle Celal Nuri ileride de bunu okumuştu. Medeniyeti maddiye ve medeniyeti maneviye olmak üzere ikiye ayırırlar. Yani bir ayrım yaparlar. Maddi medeniyet işte Akif'in burada saydığı şekliyle medeniyetin daha çok teknolojik ve müşahhas anlamda ilerleyen yönüdür, yüzüdür. Yani teknolojik araç ve gereçleriyle vurgu yapar. Manevi yönü ise daha çok ahlaki, kültürel yönü olarak öne çıkarılır. Biraz sonra ona değineceğim. Osmanlı aydınları ve bu hem milliyetçi hem de milliyetçi muhafazakar ve Müslüman aydınlar medeniyetin maddi cephesini alma hususunda yani teknoloji ve bilimi alma hususunda hemfikirdirler. Bu konuda hiçbir itirazları yoktur ama medeniyetin manevi yani kültürel yönleri hususunda hep bir tabiri caizse rezerv koyarlar. Bir kırmızı çizgi vardır önde. Ve buna şiddetle karşı çıktıkları gibi aynı zamanda endişelerini de medeniyetin bu yönünün de Türkiye'ye gelme endişelerini de ifade ederler. Fakat ihtilaf yok dedim. O devrin bir şeyine işaret etmek gerekiyor. Bu dönemde terakki etmenin yöntemi hususunda ve terakki etme hususunda bir kere hemfikirdirler aydınlar ama
Bu konuda bir tartışma belki ayrışmayı da gösterir. Ernest Renan kaynaklı tartışma, çoğunuzun bileceği gibi, İslam terakkiye manidir. Yani İslam dini ilerlemeye engeldir düşüncesi ortaya atılır. Ve bu fikre Müslüman aydınların değişik coğrafyalardan, hatta pek çok Müslüman aydının Ernest Renan'ın bu fikrine, iddiasına Namık Kemal başta olmak üzere, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa, Ali Ferruh, Ataullah Bayezidov, Emir Ali, Reşit Rıza, Muhammed Abduh, Cemalettin Afgani gibi pek çok İslam dünyasından aydınlar ve Osmanlı aydınları Ernest Renan'ın bu düşüncesine şiddetle karşı çıkmış ve reddiyeler yazmışlardır. Zaten Akif'in de buna çok şiddetle, safahat dikkatle eğer okunursa, terakki konusundaki Ernest Renan'ın bu İslam ilerlemeye engel bir dindir düşüncesine şiddetle cevap verdiğini pek çok şiirinde görüyoruz. Ki Ziya Paşa'nın mesela şu mısraların Ernest Renan'ın bu iddiasına ve bizdeki Ernest Renan'ın iddiasını adeta benimseyenlere karşı yazılmış bir beyt olarak okunabilir. Diyor ki, İslam imiş devlete pabendi terakki, yani devletin ayağına bağ olan, ilerlemesine bağ olan bir şey olarak İslam görülüyor. Evvel yo idi, iş bu rivayet yeni çıktı der. Önceden böyle rivayetler yoktu, iş bu rivayetler de yeni yeni ortaya çıktı diyerek aslında hem Ernest Renan'a hem de Ernest Renan'ın düşüncesine yakın düşünceler ileri süren bizdeki batıcılara karşı verilmiş bir cevap olarak görmek mümkün. Bunu demin söylemiştin, Akif'in safahatında yer yer bunu dile getiren batıcı aydınların dilinden dile getirildiğini görüyoruz bu fikrin. Akif'in fikri değil, yanlış anlamayın, altını çizeyim. Okuyacağım mısralar, Akif bir şiirinde batıcı aydınların ilerleme konusundaki fikirlerini, tavırlarını şöyle anlatıyor. İçtimai, edebi, hasılı her meselede garbı taklit edemezsek ne desek beyhude. Yani bir kısım aydınlar her türlü meselede garbı taklit etmek gerektiğini savunuyorlar. Devam ediyor. Bir de din kaydını kaldırmalı, zira o bela. İşte bu garpçı dediği, diye nitelediği Akif'in aydınların savunduğu düşünce bu. Din kaydını kaldırmak gerekiyor çünkü terakkiye din engeldir diye bir düşünce ortaya çıkmış. Belli ki o yıllarda Osmanlı aydınları arasında az da olsa bütün esbabı terakkimize engel hala, çünkü bu dinle ilerlememiz mümkün değil diyen bir garpçı zümre olduğunu da İslam dünyasında belirtmiş oluyor Mehmet Akif Ersoy. Hatta bu endişeyi, bu düşünceyi yine meşhur seyyah Abdurreşit İbrahim'in ağzından safahatta, mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış, ruhu İslam'ı telakkileri gayet yanlış diyor ve devam ediyor. Sanıyorlar ki terakkiye tahammül edemez, asrın asarı kemaliyle tekamül edemez. Yani sizin içinizde bir takım mütefekkir ya da aydınlar var ki dini yanlış anlıyorlar. Sanıyorlar ki İslam dini terakkiye tahammül edemeyecektir, edemez ve asrın asarı kemaliyle tekamül edemez. Yani bir bakıma Ernest Renan'ın düşüncesini savunan aydınlarınız var demeye getiriyor doğrudan doğruya. Bunu ifade ediyor. Ama Akif şu var tabii, İslam dünyasındaki geriliğe ve çöküşe sürekli vurgu yapıyor tabii şiirlerinde. Fakat İslam dininin asla terakkiye engel bir din olmadığını
daha çok maziye dönerek, mazideki müterakki dönemi ve atıflarda bulunarak İslam'daki bunu çürütmeye çalışıyor. Mesela diyor ki, dini tetkik edeceksek dönelim haydi geri, alalım neş'eti İslam'a yakın bir devri. O ne dehşetli terakki, o ne müthiş sürat, öyle bir harika gösterdi mi insaniyet der. Yani İslam'ın belli bir dönemde dünyanın hem ilmen hem de kültür olarak büyük ilerlemeler kat ettiğini İslam dünyasının hatırlatarak, dolayısıyla İslam'ın terakkiye engel olmadığının altını çizer. Peki Akif nasıl bir terakki yöntemi, metodu uygulamak? Yuttur Reşit İbrahim'in ağzından. Yani terakki etmenin, ilerlemenin sırrını siz başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz. Yani başka yerlerde aramayınız. Onu kendinde bulur yükselecek bir millet diyor. Yani kendinizde arayın terakkinin sırrını der. Bu bakımdan Said Halim Paşa, devrin bir başka aydını Said Halim Paşa ile aynı şekilde düşünür. Yine şair Akif bu düşüncesini bir başka şiirinde şöyle daha açıkça ifade ediyor. Bütün edvarı terakkiyi yarıp geçmek için, yani terakki duvarlarını ile aşabilmek için kendi mahiyeti ruhiyeniz olsun kılavuz. Yani Avrupa'yı kılavuz olarak alacağınıza evvela kendi ruhi özünüzü kılavuz olarak alın der. Aslında yıllar sonra Cemil Meriç de bir eserinde bunu kültürden irfana da şöyle dile getirmiştir. Her müessese her iklimde gelişmez der. Yani batıdan alınan bir müessese, bir kurum, bir tez, iddia her neyse her iklimde, yani her coğrafyada gelişmez der ve devam eder. Der ki, hangi müesseselerin hangi iklimlerde gelişeceği ancak uzun bir tefekkür ve sabırlı bir tetkik ile anlaşılır. Tezatlarından habersiz bulunduğumuz bir dünyanın siyasi müesseselerini aynen benimsemek hataların hatası idi der. Yani Avrupa'dan bir müesseseyi aynen Şarka ya da bizim kültürümüze getirmeyi siyasi, özellikle siyasi müesseselerin aynen benimsenmesini hataların hatası olarak görür. Peki Akif, demin söyledim, terakki etmek ve medeni Avrupa'ya erişmek için nasıl bir yol teklif ediyordu? O çok açık. O zaten bunu söylüyor kendisi şiirlerinde. Diyor ki, alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız. Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız der. Veya bir başka mısra, sade garbın yalınız ilmine dönsün yüzünüz der. Bunun manası şudur, uzatmayayım çok fazla. Batının daha çok medeniyetinin maddi cephesine, ilmine ve teknolojisini almayı kabul eden bir anlayış görülüyor onda. Hatta bir yerde de diyor ki, evet, ulumunu asrın bilimlerini şebaba öğretelim, gençliğe öğretelim, mukaddesata fakat çokça ihtiram edelim. Bu ikinci mısra bir ihtar gibi okunabilir. Yani kendi kutsallarımıza saygı göstererek, onu muhafaza ederek ancak batıdan bir takım şeyler alınacağını söyler. Aslında demin söylediğim gibi Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat'taki Müslüman aydınların hemen hemen çoğunun endişesi budur. Yani kutsalların acaba ortadan kalkması endişesi bu ilerleme düşüncesiyle birlikte. Nitekim mesela Şeyhülislam Mustafa Sabri, Musa Carullah Bigiyef'e yazdığı bir makalesinde
terakki edelim. Fakat Müslüman kalmak şartıyla başlıklı makaledir bu. Aslında makalenin alıntı yapmaya bile gerek yok. Terakki edelim fakat Müslüman kalmak şartıyla başlığı bile o dönemdeki Akif ve arkadaşlarının endişelerini dile getirmiş olur. Yine bir başka sırat-ı müstakimde mesela Hasan Hikmet adlı bir yazar şöyle der, aynı endişeyi dile getirir. Garbın medeniyeti zahiresi, yani görünen medeniyeti, yani ulum ve sanayi, yani sanayisi ve ilimleri, ruhu medeniyetimiz muhafaza edilmek şartıyla ahs ve iktibas olunmalıdır der. Yine aynı endişeyi dile getirir. Yani ruhu medeniyetimizin ruhunu muhafaza ederek ancak bunlar alınacaksa alınması gerekir diye bir teklifte bulunur. Fakat burada bir endişe her zaman mevcut, Cumhuriyet'ten sonra da mevcut. Mesela bu endişeyi Yahya Kemal'de bile bence buluyoruz. Ezansız semtlerde Yahya Kemal'in çok ünlü bir cümlesi bu. Fakat der, frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Evet, bu medeniyeti, terakkinin maddi cephesini frenk gecesi olarak belki görmek mümkün. Acaba bunu alarak sabah Müslüman olarak kalkmak mümkün mü? Yani maddi cepheyi aldığımız zaman manevi cephede, yani vatanın kültürü de gelir mi gelmez mi? Bu önemli bir tartışma. Bugün bile hatta bilgisayar veya başka teknolojik aletlerin sadece bir madde olmadığı, madde ile birlikte mananın da, yani kültürün de oradan geldiği görülüyor. Bu önemli bir tartışma olarak karşımıza her zaman çıkacaktır. Yani Akif ve arkadaşları seçmecidir terakki ve medeniyet konusunda. Fakat demin Mehmet Bey de medeniyet konusunda birkaç yerde satır arasında vurguladı. Medeniyet kavramına bakış meselesi özellikle Balkan ve Birinci Dünya Harbi neticesinde Avrupa'nın gerçek yüzünü, vahşi ve barbar yüzünü gördüklerinde Türk aydınları, ki Akif de onlardan birisidir, Yakup Kadri bile bu, yani bazı yönlerden batıcı düşüncelere sahip olması bakımından Akif'ten fikirleri ayrılıyor, ama o bile mesela hem kiralık konağın hakkı celisi vasıtasıyla hem yabanda Batı'nın bu vahşi yüzünü özellikle bu savaşlardan sonra görünce Batı medeniyetine karşı bir tenkit getirmişlerdir. Akif de medeniyete işte bu sebeple, ama medeniyet derken Akif'in kastettiği Batı'nın vahşi ve barbar yüzüdür. O da muhteris ve saldırgan ve istilacı yüzüne tepki göstermiştir. Bunu nitekim bu tepkiyi İstiklal Marşı'na medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar şeklinde de ifade ederek dile getirmiştir. Safahat'ta bu tepkiyi yer yer bazı mısralarda görmek mümkün. Mesela maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz der. Burada da medeniyet kavramına, devrin siyasi ve sosyal şartlarına da bağlı kalarak nasıl bir tepki gösterdiğini ama Avrupa'ya görüyoruz. Bir başka mısrağı, kim bilir hangi şenaetle oyulmuş gözler medeniyet denilen vahşete lanetler eder. Medeniyet denilen vahşete der. Ve bir başka mısralar, medeniyet denilen maskara mahluku görün der. Tükürün maskeli vicdanına, asrın tükürün der. Evet, bu geldiğimiz noktada özellikle Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Harbi neticesinde geldiğimiz nokta, medeniyete bakış
hem Müslüman aydınların hem milliyetçi ve muhafazakar aydınların medeniyete bakışında böyle bir şiddetli eleştiriye sık sık rastlamak mümkün. Akif'te de bunu görüyoruz. Evet, ben fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü uzadı epeyce. Burada bitireyim. Akif'in ve Müslüman aydınların ve devrin aydınlarının terakkiye, Tanzimat'tan başlayarak kısaca örnekler vererek göstermeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Soru varsa aşağıya yazabilirler. Bir 5 dakika veya en fazla 10 dakika içinde soru alabilirim. Ama soru yoksa misafirlerimize son kez söyleyecekleri birkaç cümle varsa verip konuşmayı kapatmak istiyorum panelimizi. Hocam bir izin verir misiniz? Bir dakika. Efendim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben yazmak Hasan yerine... Hasan Bey bizim sosyoloji bölümünden arkadaşım. Hasan Bey benim eski arkadaşım. Tanırım kendisini. Hocam nasılsınız? Evet. Fazıl teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol Hasan Bey. Vallahi ulema toplantılarını çok özledim. Onu söyleyeyim sizlere. Canım hocam ya. Onlar bitti zaten. Kalmadı artık. Evet. Ayrıca. Yani o dönemde zaten bunları konuşuyorduk Fazıl Hocam. Görmek güzel sizi, mutlu oldum açıkçası. Sağ ol, teşekkür ederim. Mehmet Doğan Hocam'a da teşekkür ediyorum. Herkesin çok sinirli konuştuğu toplumda çok sakin ve çok tatlı bir şekilde konuştu. O duymak istediğimiz bir ton da açıkçası şu dönemde. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Fazıl Hocam'a bir sormak isterim. Mehmet Akif'i konumlandırmakta güçlük çektiğim bir yer. O dönem içerisinde yani İslamcılar, muhafazakarlar, Türkçüler, Batıcılar yani hep birbirine ya geçmiştir, iç içe geçmiştir veya kutuplaşıyorlar. Yani Mehmet Akif Ersoy'a dersimden dolayı biraz geç katıldım şeye ama onu bir İslamcı olarak görmekten ziyade muhafazakar olarak görmek daha doğru olabilir mi diye şey yaptım. Yani bizde bunun yöntemleri var ama Fazıl Hocam özellikle bunu sormak isterdim. Çünkü İslamcılardan ayrıldığı noktalar da var. O konudaki görüşlerini merak ettim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi şöyle, Sırat-ı Müstakim dergisi 2. Meşrutiyet'ten sonra yayınlanmaya başlanıyor. Ve İslamcı hareketin önemli yayın organlarından biri muhakkak bu. Dolayısıyla Mehmet Akif bu bakımdan İslamcılık ideolojisinin sözcülerinden biri. Fakat şöyle bir şey de var. Sırat-ı Müstakim ilk yayınlanmaya başlandığından itibaren Türkçü yazarların da biz bu dergide yazdıklarını görüyoruz. Ahmet Ağaoğlu, ondan sonra Yusuf Akçura gibi Türkçülük ideolojisi içerisinde tanıdığımız yazarlar da o kesin ayrışma belki de gerçekleşmeden önce Sırat-ı Müstakim'de yazıyorlar. Dolayısıyla Mehmet Akif'le bunların arasında bu anlamda bir ortak noktalar, kesişme kümeleri var. Mesela yine Süleymaniye Kürsü'nde baktığımız zaman Mehmet Akif'in ilgi alanının İslam dünyasının içerisinde özellikle Türk dünyası olduğunu da görüyoruz. Mehmet Akif'in fikriyatında tırnak içinde Türkçü bir damar baştan itibaren hep zaten var. Ama bu onun İslamcı olmadığı, onlardan ayrı düşünülmesi gerektiği anlamına gelmez diye ben düşünüyorum. Mehmet Doğan Hocam bu konuları daha iyi bilir. Bir de şöyle bir ayrım da var. O ikinci meşrutiyetin ilk yıllarında Türkçü İslamcılar ve İslamcı Türkçüler diye bir adlandırmalar da var. Türkçü İslamcılar, İslamcı Türkçüler. Yani Türkçü olan ama İslam'ı dışlamayan aydınlar. İslamcı olan ama Türklüğü dışlamayan aydınlar. Mehmet Akif için galiba İslamcı olan ama Türklüğü dışlamayan aydın diyebiliriz. O kategori içerisinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir de bir uyarı yapmam lazım. Kapımı çaldılar şimdi. Hocam bizim burayı 4'te kapatıyorlar. Evet. Hafta sonu evet. Fakültede mahpus geçirme ihtimali doğacak birazdan. O yüzden tamamlayabilirsek iyi olur. O zaman bitiriyoruz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben de vereceğim. Hocam. Ali Hocam.
Bir dakika, en son sözü size vereceğim. Tamam. Mehmet Doğan Bey'i son söyleyeceği bir şey var mı? Önce ona sorayım. Mehmet abi eğer varsa evet, alalım. Sonra kapatacağız çünkü. Evet, ben de zaten ayrılmak durumundayım. İkide bir telefonla sıkıştırıyorlar beni. Evet. Hocam gibi. Yani ben söyleyeceklerimi söyledim. Dinlediklerim itibariyle de benim cevap vereceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantı oldu. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah gene bir vesile olur. Görüşürüz. İnşallah. Çok çok sağ olun. Katıldınız. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Eyvallah. En son sözü de dekanımız Sayın Profesör Doktor Ali Akar Bey'e vererek bitiriyoruz inşallah. Evet. Hem özür beyanında hem de teşekkür edeyim. Mehmet Hocam katılamamıştı. O yüzden benim ayrılma sebebimi herhalde ona da iletildi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben tekrar yarısında katıldım. Mehmet Akif'in sadece bir şair değil, aynı zamanda bir entelektüel, bir aydın. Kendi toplumunun sorunlarına çözüm bulan, çalışan bir beyin olduğunu anlattınız. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Bu tür toplantıları inşallah yine devam ettiririz. Hocalarımızdan bu anlamda istifade ederiz. Çok sağ olun hocam katıldığınız için. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Mehmet hocam, çok sağ olun. Alaaddin hocam. Size çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet, bunun kaydını da arkadaşlar YouTube kanalına koyacağız fakültenin. Öğrencilerimize tavsiye edebiliriz. Bunu da canlı olarak izleyemeyenler oradan izleyebilirler. Evet. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka etkinliklerde yine Edebiyat Fakültesi olarak, Türk Dili Edebiyatı Bölümü olarak da devam edeceğiz. Dekanımıza da bu fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler, teşekkürler. İyi günler.